bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. 152 santim saçıyla 11 yaşında Pelin Özdemir gelsin. Aman Allah'ım. Nasıl bakıyorsun o saçlara? Annem bakıyor. Herhalde taramaya odadan başlıyor, salona kadar gidiyor şu. Annen böyle yerleri silerken hiç böyle tutup şey yapıyor mu? Bu kimin saçı? Şu ana kadar hiçbir kuaförün eli değmedi. Annem. Umarım Adnan abinin olacak. Ben bu saça ne yapacağım? Hani bir fiyonto kurtarabilir miyim? Nasıl şekil vereceğim diye düşünüyorum vallahi. Kesinlikle fiyonk nasıl yapılır, başlangıç nasıl olur, o şekilde taktik almaya gittin oraya. Hayır, şu anda tost makinesini bekliyorum, yanlış yorumlar yapma. Bugün de fiyonk yerine maşallah kurdelesi yapmayın lütfen. Kendin cümle kuramıyorsun herhalde, onun cümleleriyle mi geliyorsun? Fiyonku yaparken uğra, nasıl yapıldığını göstereceğim sana, tamam mı? Daha basit bir eğitim var mı böyle? Yok. Nasıl selam verilir? Onu da becereceğini sanmıyorum. Hiç, hiç sanmıyorum. Allah'ım, konuşanlara bak yarabbim ya Resulallah. Bir kere şu saçını, elektrik lütfen, tamam. Bir lütfen, saniye. Lütfen bir gider saniye misin? Gideceğim. Lütfen gider ben misin? Orada topuzum var. Şu lütfen gider misin? Şu piyonkları böyle düzgün yapar mısın? Önce arasını göremiyorum. Piyonkun arasını. Dik durmasın, geliyorum. Hemen bir kahve içip geliyorum. Nasıl saç ya? Ben bile daha iyisini yapardım. Gerçekten artık sinirlerim bozuluyor ya. Gerçekten saç yüzünden senin makyajın çok arka planda kalıyor. Moralini bozmak istemiyorum ama ben bir şey duydum Cemal'le ilgili. Ne? Gerçekten doğru mu bu ya? Gerçekten evet. Yeter artık. Ve günün konseptine de birazcık dokunacağımız bir saç yaptım. Fiyonk dayak yemiş ya, resmen saçı dövmüşsünüz siz. Sen benim baş ağrım oldun burada. Sen çıktığın zaman ben burayı terk etmek istiyorum senin çenenden. Bir model olarak geldim. Sen benim nerede konuşup nerede susacağımı söyleyemezsin. Bir kere bir orada dur. Böyle cır cır bir çene. Sen benimle nasıl konuşacağını öğreneceksin. Anladın mı? Bir susar mısın? Küçük enişte. Bir sakin ol. Ben bu tür şeylere izin verecek bir insan değilim, kendine gel. Üçüncü günden itibaren böyle yaparsan senin ağzına kolibantı bağlarım ben burada. Bak, yapıştırırım ve çıkaramazsın da onu ağzından. Pardon da hani bir düğüne ya da bir partiye gitmiş olsaydı kafası böyle mi dolanacaktı? Ben bu bayanı bir düğüne göndermiyorum. Sen iyi misin, neyin derdindesin? Öndeki fiyonk böyle kendini bırakmış, hani palüze gibi olmuş. Sence bu dumanlı göz makyajı mı dedim? Değil midir? Ben böyle yapmak istedim. Böyle oldu. Yani bence güzel bir fiyonk da var orada. Ben böyle yapmak istedim diye bir şey yok ya. Nasıl bir şey var? Bu ne ya? Helikopterin kanatları gibi duruyor. Farkında mısın? Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın. Efendim, güzelleştirdikçe eğlendiren, eğlendirdikçe daha da güzelleştiren ekranların en renkli yarışma programı Kuaförüm Sensin de salıyı sallamaya hazır mıyız? Hazırız. Evet. Evet. Kesinlikle. Arkadaşlar, burada gür ses duyuyoruz. Salonun içi var. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Dün Meltem ve Cemal ne yazık ki sonuncu olurken Bilal ve Buse birinciliği kimseye kaptırmadı. Alıştınız mı? Kesinlikle hazırız. Evet, dün birkaç talihsizlik yaşadık. Modelimin saçıyla ilgili yaşadığım bir sıkıntı vardı. Bunu bahane olarak bütün rakip arkadaşlarım nitelendirebilir ama böyle bir şeye asla fırsat vermeyeceğim bugün. Bugün herkes ne kadar Sevcan'ın çılgın, crazy yönünü görecek. Onu da söyleyeyim. İnşallah. Baştan pazarlık yapalım. Aksesuar konusunda lütfen müdahale istemiyorum. Onu da bir anlaşalım. Kimse masama da, aksesuarıma da, mankenime de müdahale etmesin. Teşekkür ederim. Neden? Canım, bence sen konuşma. Sen başka masalarla ilgileneceğine kendi aranızdaki sorunu halledin. Ben stüdyoya girerken gördüm daha, var ya nasıl hiç Sevil Hanım böyle ters ters yürüyordu valla. Ben Sevil Hanım'a katılmıyorum. Çünkü Koray kardeşimiz yeterince hanım köylü ve bunda da derece yapmış arkadaşımız. Müsaadeniz varsa da bir hediye getirdim kendisine.
biliyorsunuz ben böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorum akşama kadar. Kardeşim gerçekten her zaman insan hak ettiği gibi ödül alırmış. Takdim ediyorum. Tüm yani izleyiciler ya. Adına hayırlı olsun. Bilal Bey bir şey soracağım. Buyurun. Dikkatli dur, olun. Dur, görelim. Sakin olun. Bilal'in hediyeleri meşhurdur. Evet. Evet. Orada. Yine Bilal Bey kendisine yakışır bir şekilde beni övüyor mu, seviyor mu, dövüyor mu ne yaptığı belli olmayan bir... Ama bak hani yani plaket bu... alınca bir saniye. Ne yazıyor? Okuyamıyorum. Şöyle verirken fotoğraf gibi. Çekiliyor ya ver bana bir. Yılın hanım köylüsü. Plaket verirken fotoğraf çekiliyor ya hani takdim ederken ver çekelim şöyle. Kim çekiyor bizi? Şöyle, şöyle poz ver. Tamam mı? Ya yine de her zaman hediye almak hediyenin iyisi evet. Kötüsü olmaz. Ayrıyeten eşimin köylüsü olmak, onun ruhuna hitap edebilmek benim ruhumda sen var. Sen yanlış anladın. Benim, çok güzel cümle kurdu ama benim bir ruhum, alkış ister bu cümle. Bence de. Ödülünü benim hak etti. Var. O yüzden bunu senin Oscar bütün Ghost'u, iyi niyetinle Koray. Kabul ediyorum. Dostum sen yanlış anlamışsın. Hanım köylü demek oranın köylüsü olmak demek değil. Hayır hanım ben seni köylü çok iyi demek, anladım. Eşinin öyle önünde tamam aşkım. Sıcak mı aşkım? Ama aşkım demek. Şimdi, o demek bu demek. Bence bu kötü bir şey değil. İnsanın sevdiği insanın ya duygularına, geldiniz, isteklerine. Şimdi bilseniz gerçekten hiç tercih peki, etmediğiniz. Peki siz... Hanım köylü olmak kötü bir şey değil öyle söyleyelim o zaman. Bunlarınki çok kötü. Siz kamera karşısında böylesiniz. Acaba evde nasılsınız Bilal Bey? Ben onu çok merak ben ediyorum. Ben evde çok iyi bir babayım. Böyle yumruğu masaya koyan birisi asla görmüyorum. Bir melek gibi karısı var. Adı da Melek. Bizim programımızda da model olarak sürpriz yaptı. Aa, katıldı, yarıştılar. Evet, izlemiştim. Gerçekten. Aynen, kıskançlıktan gittin yani. Aldın modelini. O kadar melek gibi, o kadar güzel, o kadar hoş bir kadın. Sürpriz. Ya. Ben şok oldum şu an. Demek ki kimse yoğurdum ekşi demiyor. Aslında onun da içinde bir hanım köylü yatıyor. Hayır, Bilal çok iyi bir baba ve çok iyi bir eş gerçekten. Hanım köylü olmak kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil, dozu önemli. Hani aciz bir durum mu, kötü bir durum mu? Yok, dozu önemli. Gerektiği yerde, gerektiği şekilde davranmak gerçekten bir eş ve bir babanın görevidir. Ama her saniye karısının önünde, karısının dibinde mıy 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 öyle aşkım böyle aşkım demek bana göre ters bir şey. Gerektiği yerde elimi masaya da vururum, gerektiğinde oturur dizle çökerim yani. Böyle yani bir adam. Bu sizin tarzınız, her aşkın karşılıklı ilişkilerde kendine göre bir has tarzı vardır. Bu da onların kalıplaşmış şeklidir. Ve ben konuşamıyorum. Teşekkür benim ederim. Eşim o kadar hanım köylü. Çok teşekkür çünkü ederim. Çünkü Sevil Hanım konuşmuyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim o kadar hanım benim köylü. Eşim de sizin gibi de o yüzden dedi. Yani şey mübalağa yapmayayım. Tabii ki de bir yelpaze alıp yellemiyor beni. Ama yeri geldiğinde hakikaten benim eşim, benim karım ne derse odur demesini de biliyor. Ve bu durum beni gerçekten çok onur ediyor. Buradan ona da sevgilerimi yolluyorum. Oh, bence güzel. Çoğalacağız. Ben eminim. Umuyoruz. Çoğalacağız. Umuyoruz. Çünkü kadınlar çok değerli. Genelde bu kadar çok konuşan erkeklerin mutlaka kuyruk acısı çok büyüktür. Anladınız mı? Onun için çenelerine vurur bunların. Cır 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 konuşurlar. Esasa kadına neler yapmıştır ben bunun farkındayım. Yoksa susar Bilal gibi o da. Senin kocan gibi. Bunda büyük suçlar var. Ama ben onun tabanına ineceğim, bulacağım seni. Sen ama hiç Bilal de az hanım köylü değildin ben yani. Ben sana söz veriyorum. Bilal sen de az hanım köylü değildin. Gördük ya hani melek geldi. Melek, melek. Melek dur ben indireyim platformdan. Melek düştü. Ama şimdi benim eşim ya. Çok büyük bir tehlike altındaydı. Sıla'yla birlikte yatıyordu ya. Yani. Evet, vallahi sen, sana geçtiğinde de bayağı sen de hanım köylüydün. Dinime hadi o zaman güzel kadınlarımızı çağıralım. Modellerimiz gelsin. Ne dersiniz? Madem kadınların değerinden bahsediyoruz. Bakalım onlara saçlarıyla, makyajlarıyla bugün kendilerini ne kadar değerli hissettirebileceksiniz. Çok eğlenceli bir konseptimiz, harika da bir konuğumuz var. Önce modellerimizi davet edelim, yarışmamızı yavaş yavaş başlatalım. İlk olarak Koray ve Sevil'in modeli Berivan Can gelsin. Saçımda da yap,
makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Hoş geldin Berivan. Sevcan ve Meleğin modeli Emine Durna gelsin. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Hoş geldin. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyi, teşekkürler. Aha, ay yıkıl. Ay şok ol. Ben şok. Kızım. Evet. Yok artık. Bilal ve Buse'nin modeli Elif Onuk gelsin. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Sensin. Gel Elif, hoş geldin. Cemal ve Meltem'in modeli Aleyna Hamamcıoğlu gelsin. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Hoş geldin. Hoş geldin. Bugünün de harika bir konsepti var. Adam Bey, konseptimizi açıklamak ister misiniz? Evet, bugün saç konseptimiz fiyonk. Fiyonklu saç yapmak. Makyaj konseptimiz ise? Farklı renklerde dumanlı göz makyajı. Yani buğulu göz makyajı dediğimiz ama farklı renkler seçerlerse modellerine yakışacak çok daha şahane şeyler görürüz. Daha önce hiç konsept olarak çalışmadınız arkadaşlar. Bugün konseptimizde fiyonk kullanacağımız saçlar ve buğulu renkli makyajlar var. Ve bizlerin de Adnan Sertere bir sürprizi var. Bugün stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var Adnan Bey ve onun hayali sizin onun saçlarını taramanız. Hmm. Fakat o kadar özel biri ki 11 yaşında bir kız annesinin tabii ki de izni ve refakatiyle aramızda. Kendisi çocuk klasmanında dünya rekortmeni. Doğduğundan beri saçları hiç kesilmemiş. 152 santim saçıyla 11 yaşında. Pelin Özdemir gelsin. Çok tatlı. Şöyle bir salın ya. Şöyle yapayım o zaman. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah. Arkadaşlar Pelin Öztekin İzmir'den aramıza katıldı. Çocuk klasmanında dünya rekortmeni 152 santim saçıyla... Doğduğundan beri hiç kesilmemiş. Wow. Aramızda. Nasıl bu kadar uzatabildin? Nasıl sabır bu? Nasıl bir rekortmen olmak? Nasıl bir duygu? Ve hayali de Adnan Serter'in saçını bir gün taramasıydı. Biz de onun bugün hayalini gerçekleştirmek için saçları getirdik Adnan Bey. Vallahi hani böyle masal kahramanı var ya aynı onun gibi olmuş. Şimdi oradan salacak saçları buraya kadar gelecek sanki. Rapunzel. Anlat bakalım Pelin, bu hikaye nasıl başladı? Seni biraz tanıyalım. Adım Pelin, soyadım Özdemir. 11 yaşındayım, İzmir'den katılıyorum. Ve... Bir şey oldu orada, kusura bakmayın. Annen de izliyor diye heyecanlandı. Yok şey, orada bir şey oldu, çok kusura bakmayın, üzgünüm. Tekrar şey yapabilir miyiz? Sen anlat bize kendini, heyecanlanma. Ay çok heyecanlandım. Senin de saçların bizi çok heyecanlandırdı. Teşekkür ederim. Öncelikle saçımı kestirmeme hikayem şöyle başladı. Küçükken saçlarımın uçları lüle lüle ve daha çok sarıydı. Ondan sonra annem kestirmeye kıyamadı ve böyle uzadı. Ardından ben de kestirmeye kıyamadığım için bu şekilde uzadı. Derken vallahi. Evet. Nasıl bakıyorsun o saçlara? Evet, okulda. Annem bakıyor yani. Benim annem de böyle çok zor. Yani annene veriyorsun herhalde. Şöyle şöyle. Herhalde taramaya odadan başlıyor, salona kadar gidiyor şöyle. Evet. Ama taşıması da çok zor yani, bakımı zor da. Bu saçı durulamak, yıkamak ne kadar sürüyor Pelin? Ne kadar sürüyor? Ortalama 2 saat falan sürüyor.
Örüyor musun? Nasıl yaşıyorsun bu saçları? Nasıl? Genellikle örüyorum ben saçımı. Yani annem örüyor. O şekilde söyleyeyim. Hiçbir sıkıntı da çekmiyorum. Senin saçlarını yapmasını bir gün hep çok istemişsin. Evet, bu senin hayalin. Evet, en büyük hayalim Adnan abinin benim saçlarımı şekillendirmesi. Nasıl bir model istersin? Bana uygun olabilecek en uygun modeli yapmasını isterim. 2019'un çocuk rekortmeni. Annen böyle yerleri silerken hiç böyle tutup şey yapıyor mu? Bu kimin saçı? Yani bizim ailede benden başka uzun saçlı olmadığı için bu kimin saçı diye sorulmuyor. Yani ama evet yerlerden... Arkadaşlarının tepkileri nasıl? Arkadaşlarımın tepkileri şey oluyor. Ay ne kadar uzun bunun saçları falan filan diyorlar ama... Hani arkadaşlarım yönünden saçımı çekmeleri falan hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hani şu ana kadar hiçbir arkadaşım saçımı çekmedi. Hiç kimse saçımı çekmedi. Kimse kıyamaz ki dokunmaya yani inanılmaz bir şey yani. Ben senin yapıldım. Ne çektiğini herkes görüyordur o yüzden. Evet, maşa yapıldı. Nasıl maşa yapılır Adnan Bey bu saça? Vallahi kaç herhalde şöyle abi? Bir metre kılıç kadar bir maşa falan lazım. Işın kılıcı mı? Ben de kara kara onu düşünmüşüm. Ben bu saça ne yapacağım? Hani bir fiyonkla kurtarabilir miyim? Nasıl şekil vereceğim diye düşünüyorum vallahi. En güzel modeli yanınıza almak istiyorum Adnan Bey. Gel bakalım. Adnan ve Pelin'in saçlarını taramaya başladı. Sizler de hazırsanız fiyonklu saç modeli için 50 dakikalık sürenizi başlatacağım. 5, 4, 3, 2, 1. Fiyonk. Kesinlikle fiyonk nasıl yapılır, başlangıç nasıl olur, o şekilde taktik almaya gittin oraya. Hayır, şu anda tost makinesini bekliyorum, yanlış yorumlar yapma. Bugün de fiyonk yerine maşallah kurdelesi yapmayın lütfen. Kendin cümle kuramıyorsun herhalde. Onun cümleleriyle mi geliyorsun? Fiyonku yaparken uğra, nasıl yapıldığını göstereceğim sana, tamam mı? Daha basit bir eğitim var mı böyle? Yok. Nasıl selam verilir? Onu da becereceğini sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Allah'ım konuşanlara bak yarabbim ya sırada. Bir kere şu saçını, elektrik lütfen, tamam bir lütfen, saniye. Lütfen bir saniye gideceğim. Lütfen gider misin? Ben orada topuzum var. Şu elektriklenmeleri alıyorsun. Şu piyonkları düzgün yapar mısın? Önce arasını göremiyorum. Piyonkun arasını. Diptik durmasın. Geliyorum. Hemen bir kahve içip geliyorum. Yüz hattına göre biraz böyle büyük bir fiyonk yapmak istiyorum çünkü... Ne kadar büyüklüğünde mesela? Yani çok öyle aşırı absürt değil. Şu kadar falan büyüklüğünde gibi. Var mı? Yani. Yüz hatlarına yakıştırdım. Senin için düşündüğüm fiyonk birazcık daha at kuyruğu havasında, yani saçının şu kısmında önden değil arkadan gözüken dolgun bir fiyonk düşünüyorum. Şöyle saçını şurada bir toplayayım. Şöyle yanda. Tepede, yanda mı? Yanda. Şöyle toplayayım, şuraya bir fiyonk yapayım. Ne kadar da güzel kız. Aslında ama o renk ne? O ne rengi boyatmış? Evet. Annesinin boyası kalmış herhalde, onu boyatmış. Kesin. Ana rengi zaten. Tam anne rengi bu. Evet. Tam. Bu ense kısmını, saçının hacmini biraz arttıracağım. Tost yapacağım saçını. Ondan sonra bu arka kısmına bir örgü çıkacağım, ters örgü. Onun üstüne de şurada büyük bir fiyonk yapmayı düşünüyorum. Cemal Bey her zaman olduğu gibi tekrar Bilal Bey'i her ne kadar eğitimsel konuda bilinçlendirse de ondan bir şeyler kapmaya çalışıyor şu an. Hayır, ben şu anda tost makinesini bekliyorum, yanlış yorumlar yapma. Fiyonk nasıl yapılır öğrenmeye çalışıyorsun gayet de. Hayır, şu anda tost makinesini bekliyorum, yanlış yorumlar yapma. Bence i̇şte önce bir bunlar takip senin bahanelerin. Bunlar senin bahanelerin. Kesinlikle fiyonk nasıl yapılır, başlangıç nasıl olur, o şekilde taktik almaya gitsin. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben söyleyeyim, saçların ince, tostu çok dipten yapma. Yok, ben nasıl yapacağımı biliyorum, tamam. Sen içinden rahat olsun. Ondan tamam. Sonra geleceğim kontrole yine. Ben senin saçını çözdüm. Kontrole geleceğim. Toka nasıl takılır sana onu öğreteceğim birazdan. Efendim? Toka nasıl takılır onu öğreteceğim sana. Toka nasıl takılır? Evet. Ya bunu öğretmek için de eğitim mi aldın? Ne? Sana eğitim mi verdiler? Yok. Eğitim almadım. Sadece gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Çocuk bir şeyleri sana göstermeye çalışıyorum burada. Öğretici olsun diye. Cemal arkadaşımız dün balık kılçığı yerine Bilal Bey'in de dediği gibi kıl yaptı. Balık kılı.
Bugün siz de fiyon şey yerine maşallah kurdelesi yap. Bir yerden kendini mi kurtarmaya çalışıyorsun? Prim yapmaya çalışıyorsun? Yok Bilal Bey'in asla dediği gibi, yok oradan onun yaptığı şey gibi. Kendin sadece ol, anladın mı? Kendin olmalısın burada. Başkasının dediğine göre, bilmem neye göre örnek alıp da bir şeyler söyleme bana. Kendi kurduğum cümlelerle geliyorum. Dündünde kalmış kendi olabilir. Cümle kuramıyorsun herhalde. Onun cümleleriyle mi geliyorsun? Dediği gibi dedim ve maşallah dediği gibi, dedim. Dediği gibi işte. Maşallah kurdelesi yapma dedim. Şey, onu da uyarıyorum seni. Onaylıyorum. Ay evet, ne yapıyorsan onu da yap. Gerçekten seninle uğraşamayacağım. Uğraşamayacaksın. Beni demoralize edemeyeceksin arkadaşım. Ben burada saç yapacağım. Ben seni kale bile almıyorum şu anda. Bence de alma da modum düşmesin. Alamam zaten. Evet alamazsın. O dünkü oraya şeylerden, çıkamazsın. Aksesuarlardan çıkamazsın. Sonra alasın gelmiyor. Onu yapamazsın. Sevcan'ın iki gündür Güler'e destek olması gözümden kaçmıyor. Sanırım kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor. Kuaförler odasında nasıl saçlar yapıyorlar? Kuaförler odasındaki projelere göre yaptığımız saçlar değişiyor. Bazen sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz. Böyle çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Mesela? Mesela otizmli çocukların otizmli çocuklara dikkat çekme haftasında yaptığımız ailelerine karşı onları hani motive gecesi gibi bir şey vardı. Yüzlerini boyadık, saçlarını yaptık, ailelerinin, annelerinin saçlarını, makyajlarını yaptık. Bunun dikkat çekmek istiyorum. Otizm bir hastalık değildir, bir farkındalıktır. Bunu burada gerçekten çok duygulandım. Orada o sahnede bulunmak çok farklı bir şey. Çünkü o çocuklar hepimiz bizden bir şey bekliyorlar. Aileleri çaresizce iyi olur mu diye bakıyorlar. Bir şey umuyorlar, bir cümle, bir hareket, bir kalemi uzatmasına bile sevinebilecek kadar konuşamayacağım. Evet, gerçekten. Öyle. Gerçekten arkadaşlarıma nacizane bir teklifte, bir öneride bulunmak istiyorum. Bu konuda sakın ola ki yalnız bırakmasınlar, ellerinden geldikçe bu çocukların yanında olun. Çünkü o kadar çok mutlu oluyorlar ki aldığımız bir o hamur boyalarla yüzüne çizdiğimiz bir kelebek onları o kadar mutlu ediyor ki aslında normal hasta olmadıklarını idrak edip hayata daha fazla tutunuyorlar. Gülmeyi becerebiliyorlar ve daha da iyi ilerliyorlar bu konuda, iyileşme konusunda. Buna birazcık daha toplum olarak daha fazla eğilim gösterirsek, bu farkındalığı arttırırsak daha da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Çünkü zor bir durum, zor bir süreç. Aileler için özellikle çok zor bir süreç. Ben çok bulundum bu tarz etkinliklerde, projelerde. Çok büyük bir keyif ama bunu hani kesinlikle yaşamayan bilemez. Takdir kesinlikle ediyorum seni bu arada. Teşekkür ederim. Ben de takdir ediyorum. Yani yaptığımız ama saçın bir önemi yoktu, onları mutlu ediyorduk. Evet, anladım. Ama yine yaptığın saçlar hakkında sormak istiyorum çünkü o yarım kaldı. Hani bana nasıl bir saç yapıldığından bahseder misin biraz? En son gittiğim şovdan bahsedeyim Cemal arkadaşımıza. Beauty Eurasia'ya gittik, geldik burada. Ne? Haziran ayında Beauty Eurasia 2019. Orada konsept, her şey bize bırakıldı. Kostümler, manken seçimi ya da nasıl çıkacağımız tamamıyla bizim hayal dünyamıza bırakıldı ve ben çok vahşi bir Amazon kadını, savaşçı bir kadın çıkartmıştım. Cemal bak, merak ediyordun, ekrana getirdik senin için yaptığı şov saçlarını. Yine şey, takma saçlar çoğunlukta, evet. Hiç, wow, hiç beni yanıltmadın. Bu Butim Fuarı'ydı, bu İstanbul işte. Bahsettiğim buydu. Ne diyorsun Cemal? Dediğim gibi yine buydu. O zaten ilk saçtan anladığımız kadarıyla her yerine bir şeyler koymasından burada da anladım. Yani güzel saçlar ama aksesuar daha fazla. Cemal'cim, saç pek gözükmüyor. Takdir edeceğine kalkıp. Yo, güzel saçlar, ben böyle bir şey demiyorum. Yani takdir ya, bir balık sütü öremiyorsun, bahsedelim. Bir balık normalde kılçığı güzel yapamıyorsun. Buna da yorum yaptın ya, helal olsun. Yo, bir ben kere balık de kılçığını sen da yap, yapıyorum. Sen yap, bakabilirsin. Oscar'ını ben vereceğim sana. Bak, ben saçları taramış, yapmış biri olarak yani ödülünü ben benden alacaksın. Bu şeref herkese nail olmaz.
aynalar, çekmeceye. Bilal ben sana geleyim ya. Bu eğitimleri neye göre veriyorsun? Dostum ben eğitimleri ihtiyaca göre veriyorum. İhtiyaca göre. Peki evet. Hiç görmedik senin eğitimlerini verdiğin yerleri, efendim? Şeyleri böyle bir... Hani resimler falan modeline var mı? Modeline yardım et, modeline aynalar çekmeceye bu arada. Aynalar çekmeceye. Benimki resim bile değil. Ben videolu bir sürü, belki 200'e yakın videom var bu şekilde. İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Doğu'nun tüm illerinde hemen hemen eğitimlerimi verdim. Arkadaşlara da verdim Gözde Hanım. İsterlerse çünkü arkadaş böyle bir eğitim falan dedi de insanların açığını aramaya çalışıyor. Yok eğitim açığını aramaya çalışmıyorum. Yeni gelen sevgili sana... arkadaşımız kanıtladı. Ben de bir kanıtlayayım arkadaş görsün en azından utanır. Ne eğitimi verdiniz peki Bilal Bey? Ben topuz eğitimi verdim arkadaşım. Topuz renklendirme, kesim. Hepsini verdin mi? Tabii hepsini. Hepsini? Evet. Peki şey kalın kalın tutamların atmasını mı söylediniz eğitimde? Efendim? Geçen defa yaptığınızı seçebiliyorum da. Canım hani sen o şekilde kendince, eğitimi verdiniz. Sen kendince bir açık aramaya çalışıyorsun ama biz seni çözdük. Sen rahat ol ya. Yok sen beni çözemezsin. Şuraya tarayacağız. Bunu bak. Buraya doğru alacağız. Bak bak. Bunu kalkıp da spreyi şuradan sıkmıyoruz. Şuradan sıktığımız zaman şurada tülermeler olur. Tertemiz bir yansıma vermez bize. O yüzden geliyoruz müşterinin saçının çıkış yönüne göre. Yani tarayacağımız yere göre pardon. Saçımızı spreyliyoruz. Şöyle. Kardeşine çok benziyor. Burası şehir vermeyeyim bir mesleki okul. Kuaförlük okulu. Yani tam hatırlamıyorum yanlış değilsem ya Diyarbakır ya Mardin. İkisinden bir tanesi. Yaklaşık 450 tane öğrencisi var. Orada da görüyorsunuz branş öğretmenlerinin daveti üzerine yine gittik. Kendi salondaki ekibimle birlikte hem topuz hem renklendirme hem kesim. Orada 3 gün boyunca biz oradaki öğrencilere tüm bilgilerimizi aktardık. Çok da verimli geçti. Hala çok teşekkür ediyorlar. Ufak tefek. Hani püf noktalar vardır Adnan hocamızın da dediği gibi çok büyük işler bacarır. Tüyolar alıyorlar aynen. Sizlerden hala. Sen öyle bir eğitim veriyorsun da ben de sana tokanak nasıl gizlenir onu öğreteyim. Bir ara gel yanıma şu saç bittikten sonra fiyongu yaparken uğra nasıl yapıldığını göstereceğim sana tamam mı? Daha basit bir eğitim var mı böyle? Yok daha basit değil. Daha zorları da var. İstediğin renklendirme eğitimleri de var. Kesim eğitimleri de var. Her şeyi veririm. Açısını eğer surat eğitimi istiyorsan onu da verebilirim. Teşekkür ederim. İhtiyacım seni, olduğunda emin seni, ol söylerim. Seni aydınlatabilirim bu konuda. Teşekkür ederim kardeşim. Ya senin bana olan garezini ben keşke... anladım. Bu arada Koraycığım bir saniye. Dün senin makyözün ağzından kaçırmış zaten. Burada en büyük rakip olarak beni görüyormuş Japon kardeşim. Benim bu Cemal dememe çok takıyormuş. Takıyormuş. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bilal'i çok kafaya takıyor ya. Aa. Evet onu kendi rakip olarak görüyor yani. Haklı. Çok kafaya takıyor. Diyorum takma sen ondan daha iyisin. Daha iyisini yapacaksın. Aman afile. Yani güzel sonuçta senin için ulaşılamamaz bir seviyede olmak çok güzel bir şey. Ama üzüldüm onunla yani. Onunla zaten aramız bozuk bu yüzden. Çok. He, niye aranız bozuk? Çünkü saçmalamış bence. Hayır çocuk senin şey kız yani senin bazı şeyler söylenmemeli. Söylemiş yani. Bazı şeyler söylenmemeli, aramızda kalmalı diye düşünüyorum. Ama o demek ki ağzını tutamıyor böyle şeylerde. Makyözünle arandaki frekansı, o iletişim bile sağlayamamışsın. Kalkmışsın bir de burada ekip olarak yarışıp kendimi göstermeye geldim diyorsun. Ben makyözüm olmadan da kendimi gösterebilirim. Özgüvenim yüksek bir insanım. Hani makyöze çok ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ama bu lafta kalır. İcraatta olacağını pek sanmıyorum. İcraatta da var. Her zaman vardı. İçin rahat olsun. İnşallah, inşallah. Aranız bozuk mu peki Cemal? Aramız limoni. Neden? Yani sonuçta ben biraz ona bir şey yani. Söyledim neden, diye. Neden dolayı? Yani uyumsuz musunuz?
Sen mi anlaşamıyorsun, o mu anlaşamıyor? Yani birbirinize ayak mı uyduramıyorsunuz? Yani dışarıdan baktığın zaman Meltem'de ne görünüyor biliyor musun? Ne görünüyor? İkinci baharımda bile mutlu değilim yani. Aynı işin gibi yani. Sizin aranız gibi, öyle mi? Yok, bizim ikinci bahar değil canım. Kaçıncı bahar sizin? Bizim ilk bahar. Ha, ilk bahar doğru, 15 sene sonra ilk bahar değil mi? O benim ilk baharım. Artı benim ilişkim seni çok fazla şey yapmasın. Sen sadece, yani ben sana burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana çünkü yardımcı olacak son insan sensin bence burada. Ama belli ki kopukluğunuz çok. Çok da pek yol alabileceğinizi de düşünmüyorum açıkçası. Yolu sen düşündüklerinle yaşa o zaman. Yolun açık olsun. Düşündüklerimle yaşıyorum, hayal ettiğimi yapıyorum. O zaman hayaller hayatlar diyorsun, öyle mi? Meltem, olmuyor, olmuyor, olmuyor. İkinci hatanı yaptığını düşünüyorum. Bu da senin şanssızlığın olsa gerek. Sen normalde iyi bir makyözsün ama hiçbir zaman ekip olamayacaksınız. Cemal'cim, tabii ki aranız limoni olacak. Çünkü siz bir takım daha olamadınız. Geçen hafta kurtardın, eyvallah. Bu hafta batırıyorsun, kabul et artık. Önce bir takım olmayı deneyin ki sizin son gününüz cuma günü olmasın. Ama öyle görünüyor. Gidişat cuma günü size. Bay bay. Hayaller hayatlar derken Cemal'cim şimdi bir kere teessüf ederim. Geçen haftadan kalma bir sorunu bence söylemen gerekirken söylemedin. Neden bilmiyorum. Hangi sorundan bahsediyorsun? Bu arada arkadaşlar yarışmaya normalde Cemal kardeşimiz Miray'la katılacakmış. Aa. Tabii. Niye bir hafta bekledin onu da anlamış değilim. Miray'la katılmak istiyormuş. Mira da onunla katılmak istiyormuş. Bu Mira konusuna da bir açıklık getirirsen Japon kardeşim çok sevinirim. Mira konusunda mı? Evet. Yani bilmiyorum. Onunla evet böyle bir şey vardı. Katılmak istedik. Evet. Ondan sonra eğlenmedi. Evet. Elenmeyince ben de hiç elenmeyecek zannettim. Evet. Bu yüzden başvurumu yaptım ve kabul edildi. Hı hı. O yüzden şu anda... Sen Mira yarışmadayken mi onunla katılmak istedin? Anlamadım. Mira yarışmadayken... Ayrı ayrı başvurmuştunuz. Mira yarışmadayken. Ben zaten Mira'yı 6 senedir falan tanıyorum yaklaşık. 6 senedir? Evet. Eskiden birlikte çalışıyorduk. Niye bunu burada söylemedin dostum? Hakikaten bunu neden gizledin bizden? Yok gizlemedim aslında. Gizledim. Sadece sorulmadı diyelim. Ay, niye paylaşmadın bugüne kadar? Niye paylaşayım ki sorulmadıktan sonra? Paylaşmam gerekiyor mu? Çok önemli tabii ki canım. Tabii ki yani bunu bizimle paylaşabilirdin. Artı sen niye bu kadar agresifsin bugün ya? Yok agresif değilim. Sorma ya. Niye, nedir bu agresiflik? Yani yapamayacağım mı Fiyong'u? Nedir bir stres basmış seni? Yo ben, niye stres bassın ki? Gayet mutluyum şu anda modelimle ve yapıyorum da zaten. Hiçbir sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Ha gerginsen gelip yardım edeyim. Hayır yok, bak öyle yok, değil. Yok yok yok. Bak yok. Öyle değil. İhtiyacın yok. Bir kere bir şu saçına, elektrik lütfen, tamam. Bir lütfen, saniye. Lütfen, bir saniye gidersin. Gideceğim. Lütfen gidersin. Ben orada topuzum var. Şu elektriklenmeleri şu, alıyorsun. Şu piyonkları düzgün yapar mısın? Önce arasını göremiyorum. Piyongun arasını. Tiftik durmasın. Geliyorum. Piyongun arasını göremiyorum. Sen geliyorum. Arasındaki o piyongu bir görebilir miyim? Çukurlukları göremiyorum. Nerede o? Bakayım. Orada iki canım, tane bir şey var ama böyle. Konseptimiz örgü değil. Fiyong. Onu da becerebilse. Onu da becereceğini sanmıyorum. Hiç, hiç sanmıyorum. Tamam yap, örgünü yap, ona da razıyım. Allah'ım konuşanlara bak yarabbim ya sıra. Sen eşinle nasılsın? Sizin ilişkileriniz nasıl? Biz eşimle nasılız? Nasıl tanıştınız mesela? Çok büyük bir klasik olabilir belki bayan kuaför arkadaşlarım arasında ama eşimin ablası benim müşterimdi. Bir Kurban Bayramı arifesinde tanıştık. Tabii o zamanlar birazcık kiloluyum, özgüvensizim. Bir yandan çalışıyorum, arifeleri bilirsiniz. Felaket yoğun geçiyor falan. Kız kardeşim de o zamanlar tabii ilişkim falan yok. Kız kardeşim dedi ki ya abla kapının önünde çok tiki bir çocuk duruyor bir baksana.
Ondan sonra ya ben de tabii artık gece saat 2'ye 3'e sabah olmuş. 2'ye 3'e falan geliyor. Ay çok özledim. Vallahi Allah sizi kızım öpemeden geldim, çok özledim onu. Sizi birbirinize bağışlasın maşallah. Teşekkür ederim. Evet kocan gerçekten çok tatlı. Aynı ben. Vallahi. O kadar. Bilal, aynı şeyi görebiliyor musun hakikaten oradan bakınca? Aynı ben. Benim maşallah. Eşimin gerçekten. Allah mesut etsin kardeşim. Eşi benzeri de yoktur. Teşekkür ederim. Daha sonrasından ablası bize dedi ki, yani eşime demiş, benim WhatsApp'tan profil fotoğrafımı gösteriyor. Ya bu kızın bir ilişkisi yok. Hani görüşür müsün, eder misin, ne düşünürsün? Demiş ki eşim, bu kız bana bakmaz ki abla. Hani bu kız mümkünatı yok, bana bakmaz. Sonra ablası aynı fotoğrafı bana attı. Ya Secan lütfen, her şeye rağmen bir kere görüşmenizi istiyorum. Bir kere bunu yapar mısın dedi bayram için. Hayırlı bir iş falan dedi. Espri yapıyor tabii bu arada. Ondan sonra dedim tamam, görüşeceğiz. Neyse biz görüştük eşimle. İşte merhabalaşıyoruz. İşte ilk tanışma heyecanı. Öyle şey mini mini minnoş yeni sevgililer. Yeni bir adım, yeni bir hayat. Ondan sonra eşim anlatmaya başladı. Eşim anlattıkça ben derbeder oldum. Çünkü eşimin tam zıttı bir insan. Çıktım. Yani eşim daha sade. Bir şey söyleyeceğim. İlk gün üzerinde ne vardı eşinin? Eniştenin? Al işte. Al. Bir daha sakın cevap verme. Beyaz pantolonu vardı. Kot böyle kendiliğinden desenli bir gömleği vardı. Bak görüyor musun? Şak diye hemen. Bak. Ben de sana söyledim. Evet sen şak diye yanlış söyledin. Ya bak işte farkı gör bak. Yani gerçek aşkı betimlemesinde bulunmak istedi. Bu arada Pelin saçları tamamlanıyor şu an. Bir hayali gerçekleşiyor. Pelin Özdemir'in 152 santimlik saçlarıyla en büyük hayali Adnan Serter'in saçlarını yapıyor olmasıydı. Onun hayalini gerçekleştiriyor. Sizin hayaliniz ne arkadaşlar? Cemal ilk senle göz göze geldik. En büyük hayalim nedir? En büyük hayalim güzel bir kuaför olmak tabii ki. Güzel bir? Yani iyi bir tanınmış bir kuaför olmak. Kabul etti sonunda. Beceriksiz olduğunu kabul etti. Ne dedi? Duyamadım ben ya. Güzel i̇yi bir kuaför olmak dedim de iyi bir kuaför olmak derken bu kötü bir anlamda çekilmemeli bence. İyi bir iş yerine sahip olmak. Tanınmış yani, bir marka. Tanınmış bir yüz söylemiştim. Olmak. Bakın söylemiştim. Yola açık olsun işte tamam, güzel dileklerde söylemiştim bu. Ne güzel. Aynen. Yo takdir ettim. İnşallah olursun. Böyle de gidersen olmazsın ama. Ona göre. Senin en büyük hayalin ne Bilal? Birlikte çocuklarımızla bir sahil kasabasında yaşamak. Koray senin en büyük hayalin nedir? En büyük hayalim gerçekten ona yani onunla ilgili olan tek eksiğim vardı. Evlenme teklif etmemiştim. Yani şunu Bilal'le ne kadar atışsam da Bilal'e ne kadar kızsam da şu olay mükemmel bir şey yani. Bunun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sevcan geriye kaldı tek senin hayalin. En büyük hayalin nedir? Hayattaki büyük düşün. Şöyle iddialı bir hayal söyle ya. Tokyo'ya gidip gecenin bir yarısı açık sushici aramak. Bu arada Adnan Serter Pelin'in saçını tamamladı. Triyonklu modeller biliyorsunuz ki artık günlük hayatımızda sıkça kullanmadığımız modeller. İddialı kuaförler yarıştığına göre çoğu saçında iddianızı ortaya koymak istediğinize göre fiyonkları bakalım göreceğiz. En iyi fiyonku kim taradı bugün? Şöyle bir karşıdan baktınız mı? Makyajı hazır bıraktınız mı? Fiyonklarınızı sağlamlaştırdınız mı? Süreniz bitmek üzere, biraz sonra sayacağım. Son. 5, 4, 3, kuralı biliyorsunuz. 2, 1. Saçlardan uzaklaşın. Süreniz bitti. Renkli makyajlar için 30 dakikalık süreniz başladı.
bol şans. Bu nasıl saç ya? Ben bile daha iyisini yapardım. Gerçekten artık sinirlerim bozuluyor ya. Gerçekten saç yüzünden senin makyajın çok arka planda kalıyor. Moralini bozmak istemiyorum ama ben bir şey duydum Cemal'le ilgili. Ne? Gerçekten doğru mu bu ya? Gerçekten evet. Yeter artık. Hani birazcık daha değişik olsun, birazcık daha böyle alta mesela. Hani mavi buğulandırma yapabilirim. Buğulandırma olarak kahverengiyle şu ikisini karıştırırsak buraya da bu taraflara sürsek. Onu yapacaktım daha güzel zaten olur. De. Güzel mavi olur tabii ki de güzel olur. Bence. Burasını geçelim. Mavi İyi tamam yapmayalım. Tamam. Ne yapacağız? Biraz daha fresh. Ama aynı zamanda buğulu olması gerektiği için de. Yani ten rengin o kadar koyu ki. Benim yanımdaki şeyler bile seni açmıyor. Önce bir şu Bilal'in yaptığı kontürü düzeltmek istiyorum. Düzeltirken konuşalım. Tamam. Saçların gerçekten güzel olmuş ve onu çok güzel bir mavi tonlarda makyajla kapatacağım. Gölgelendirme yapacağız. Maviden böyle turkuaza giden gölge yapacağım. Daha güzel bir şey bekleyebilirdim. Şu an çok sinirim bozuk. Yani ikidir böyle oluyor. Güzel bir saç bekliyorum. Şimdi smokey eyes, yani dumanlı göz makyajı yapacağız. Saçların kızıl olduğu için ve elbisen beyaz olduğu için genellikle bakır tonlarda kullanacağım. Bu nasıl saç ya? Ben bile daha iyisini yapardım. Gerçekten artık sinirlerim bozuluyor ya. Ya makyajımı çıkartamıyorum ortaya, anladın mı? Şuna bak. Bu nasıl smokey ya? Ben sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten üzülüyorlar da üzülüyor gerçekten. Gerçekten üzülüyor. Abi üzülmeyecek durumda mı yani? Abi. Çünkü o istemiyor buradan gitmeyi. Gerçekten saç yüzünden senin makyajın çok arka planda kalıyor. Ne oldu Meltem ya? Ya görmüyor musun Allah rızası için ya? Fiyonka bakar mısın? Meltem üzülme canım, üzülme. Benim makyajım gözükmüyor, anladın mı? Sonra benim makyajımda hata çıkıyor. Yok şimdi güzel yaparsın. Bozma moralini. Sen yine yapmaya çalış elinden geleni. Zaten biz görüyoruz neyin ne olduğunu. Dünkü yorumlamamda da gördün. Gerçekten abartmışsın onun saçını kurtaracağım diye. Böyle yapma. Sen makyajını ön plana çıkar. Onun saçını kurtarmaya çalışma Meltem. Bu defa Meltem. Ne oluyor biliyor musun? Saç ayrı, makyaj ayrı, bağımsız oluyor, anladın mı? Sen konsepte uyumunu sağla. Bırak onu kendi düşünsün. Böyle ağlayıp da sen kendi sinirlerini niye bozuyorsun? Ben onu anlamıyorum. Bence de elinden geleni yapman lazım. Ama hakikaten insanı düşüren bir durum bu. Yani ben burada bekliyorum ki çok güzel saç olsun, wow diyeyim. Bir heyecanla geleyim, makyajımı yapayım. Gerçekten ya, yeter artık. Bak seni çok iyi anlıyorum çünkü ben gerçekten Bilal'in yaptığı işe, yani görünce diyorum ki o kadar iyi bir makyaj çıkarmalıyım ki buna yakışsın. Seni de anlıyorum, modun düşük başlıyorsun makyaja. Ama bu anlamda bırakman gerekiyor. Bırak sen kendi makyajına yani odaklan. Yani iki gündür yüzünü ört şey. Güzel bir yüzü var, anladın mı? Jürilerimiz daha iyidir ama ikidir bu saçı böyle kapatıyor yani. Ben nasıl makyajımı göstereceğim ya? Tatlım sıkma canını, bence makyajına ve işine odaklan. Ama tabii neticede bu bir ekip işi. Meltem önce biraz sakinleş. Sonra başla makyajına. Ve benim bugüne ne planlarım vardı biliyor musun? Çuvalı giyecektim. Kendi tarzıma göre kestim. Ona uygun bir makyaj yaptım. Çok değişik bir makyajdı. Niye giymedin sen çuvalı? Bak bekliyordum çuval giymeni ama. Hiç modum yoktu Gözde Hanım gerçekten. Çok farklı şeyler düşünüyordum. Yani ne diyebilirim ki başka? Üzülme canım, sana her şey yakışıyor, her şey. Meltem sıkma canını. Teşekkür ederim destekleriniz için. Meltem ağladı, buna gerçekten üzüldüm. Ama o saç neydi? O saçı Koray yapsaydı aman Allah'ım aman Allah'ım. Kıyamet kopardı, kıyamet kopardı. Yani Meltem üzülüyorum sana ama yani bu senin şansısın, yapacak bir şey yok.
Meltem modelinin saçını görünce birden ağlamaya başladı. Bence ağlamakta haklıydı. O saça ağlanırdı ama ben olsam ağlamazdım. Ben üzüntülerimi işime bulaştırmam. Bu konuda profesyonelce davrandığını düşünmüyorum. Bence biraz sakinleş ve yapacağın işe odaklan ama odaklanabileceğini de düşünmüyorum. Melek sen alıştın mı buraya? Bugün daha iyi hissediyorum kendimi. Yani sence beklediğin gibi mi burası yoksa çok mu farklı çıktı kafandakinden? Yani aslında beklediğimin de altında performanslar görüyorum. Mesela kendinde mi bizde mi? Kendimi eleştirecek olursam henüz performansımı göstermedim evet. Ama genel anlamda açıkçası herkeste çok pasif buluyorum. Her anlamda. Basit mi? Ben buna katılmıyorum. Basit demedim. Pasif dedim. Pasif. Sen benim işlerimi daha dikkatli izle. İzledim hayatım. İzlediğim için yorum yapıyorum. Yok burada izle diyorum. Ekranda izle demiyorum. Bence öğrenecek çok şeyim var daha. Neye ihtiyacınız var arkadaşlar peki? Bir ilerleme kaydetmek için? Bence çok iyi gözlem yapmak gerekiyor. Çok iyi dinlemek gerekiyor. Pratik yapmak gerekiyor. Çünkü herkes her şeyi çok iyi bildiğini savunuyor ama yanlışını düzeltmezsen aynı yanlışın üzerine yanlış ekleyerek devam edersin. Burada yani jürinin eleştirilerine kulak asmak çok gerekiyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Eksiklerinizi doğru tespit etmeniz gerekiyor. Tespit edebiliyor musunuz acaba eksiklerinizi? Senin dün ne göre? Açıkçası en büyük evet. Eksiğin ne oldu sence? Eksiğim yani bir kere zamanı çok iyi kullanamadım. Yanlış yerden başladım. Şimdi o yüzden mesela gözden başlayıp çünkü zaten göz makyajı burada ön öyle planda. Yap. Zamanı gitmesin. Dağınık derli toplu çalışmak bile çok önemli. Çünkü kesinlikle aradığınız öyle. Ürünü o kadar ürünün içerisinde bulabilmek zor oluyor bazen bu heyecanda. Aslında ben gelin makyajlarımda da orada da belli bir saat içinde çalışıyoruz. Fakat burası tabii ekran ve süre gerçekten çok kısa. Buse sen burada en çok hangi konuda kendini geliştirdiğini düşünüyorsun katıldığından beri? Kaç hafta oldu? Kaç hafta oldu? 8 mi 9 mu? Oldu. Pek yani. Bilmiyorum ama şu an ben gelişim açısından hızlandığımı düşünüyorum. Zaten elim çok hızlıydı. Mesela ben bir gelin makyajını 40 dakikada çıkarırım. Elim hızlıydı o konuda ama burada böyle süreyle yarışınca yani fark ediyorum ki bazen 16-17 dakikada falan bitirmiş oluyorum aslında. Hani aşırı hızlandığımı burada keşfettim. Daha iyi eyeliner çekiyorum, daha iyi kalem çekiyorum, daha hızlı rimel sürüyorum diyeniniz var mı aranızda bu pratikten dolayı? Ben parmağımla far sürmeyi öğrendim burada. Evet. Ben onu yapıyordum zaten. Hayır. Ben bu arada smokey anlamında söylüyorum. Yoksa parmakla far hepimiz yapıyoruz bu zaten. Bu arada benim şöyle bir şeyim var, durumum var. Ben makyaj eğitimi almak için çok iyi bir isimden makyaj eğitimine gittim. Fakat eğitim alamadım. Yani bana doğru düzgün hiçbir şeyi anlatmadı. Bir tane modeli sadece o anda makyajını yaptı. Şimdi sen yap dedi. O çok iyisin dedi. Ne hangi yüz hattına ne yapılır? İşte kontürleme nasıl yapılır? Hangi göze nasıl çalışılır? Bunların hiçbirini öğretmedi. Hep kaçamak şeyler söyledi. Ben neredeyse kendi kendime yaparak ve video izleyerek geliştirdim diyebilirim. Melek sana elim ben de bir şey yatkındı. Anlatayım mı o zaman? Bu acıklı hikayenden çok etkilendim. Ben hiç makyaj eğitimi almadım. Olabilir, buna da saygı duyarım. Bu yalnız seni benden daha iyi kılmaz. Hayır ben bundan bahsetmiyorum ama sen eğitim almaya gidip de alamadığını söyleyip yakınıyorsun ya. Ben de şunu söylüyorum. Ben hiç makyaj eğitimi almadan eğitim verdim. Ne güzel. Şu anda ben de eğitim veriyorum. Sevil bu arada çatlayacağım. Aranız nasıl? Her şey yolunda mı? Her zaman gönlümü almaya çalışıyor da Gözde Hanım. Yani pek beceremiyor. Ben de tamam almış gibi yapıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Yeşil elbisem varmış üzerinde. Kırmızı pantolon mu? Hatırladınız mı? O her zaman o bildiğini söylüyor ama yeşildi yani. Sevil abla, yine her şey üst üste geldi. Ben de erkek arkadaşımla kavga ettim. Yani bayağıdır mesajlaşmıyoruz. Bir haber, bir şey yok.
Sen nasıl bir beceri biliyorsun yani böyle trip atmamayı, uzatmamayı, kıskanmamayı? Nasıl yapıyorsun yani ya da kıskanıyorsun da nasıl gizliyorsun? Bana biraz anlatır mısın? Hayatım bunu nasıl anlatayım sana, nasıl söyleyeyim? Hani pek trip yapmayacaksın. Her zaman benim gibi tamam, davranacaksın. Tamam, anladım. Trip yapmayacaksın evet. Ama her bayan oldu, her bayanda olduğu gibi her kez trip atar yani. Kıskanır, trip atar. En ufak şeye bile trip atar. Ama sen sana... bunu şey yapmıyorsun. Fazla uzatmayacaksın işte. Fazla uzattın mı elinden kaçar. Kaç kere diyeceğim Meltem. Peki sana kaçarısın. Bir şey soracağım. Hep sor. Bunu merak etmişimdir. Geldiğin günden beri çıkıyorsun burada oynuyorsun ya. Benim erkek arkadaşım asla... Eşim de olsa yani evlenmiş de olsak asla burada oynamama, göbek atmama asla izin vermez. Sen bunu nasıl yapabiliyorsun yani? Koray abi hiçbir şey demiyor. Arkadaşlar bence biraz modern olalım. Dans etmek insanın kişisel tercihi, özgürlüğü. Yukarıya bakabilir miyiz lütfen? Ben ya bu bunu kıskançlıkla konusuna yorumlamak... da karşıyım. Sevil ne demek kaçar? Gül gibi kızımız var yani kim nereye kaçıyor? Ah gözleri oynar diyeyim yani kısaca Gözde Hanım yani. Hayır hani, canım. Kaçmaz yanında durur da ama o gözler kaçıverir yani. Kaçıyor. O zaman kaçıyor. Gitsin zaten. Kaçar. Benim mesela sevgilim varken ben pole dance yapıyordum. Hala devam ediyorum ona. Ama bunlarla sen Sevil çok abla... ilgili olduğunu düşünmüyorum. Sevil ablanın nasıl oynadığını gördün mü? İzledin mi? Bilmiyorsun işte geçen haftadan olan şeyleri de bilmediğin için öyle söylüyorsun. Onun bir el hareketleri bilmediğim var. Şey ne? El hareketlerini gördün mü sen? Ama ne güzel estetik dans ediyor içinden geldiği gibi. Bilmiyorum. Türk erkeği bence çok kıskanç bana göre. Genelleme yaparsak. Sevim surata bak. Çok hali bir kim? Tipi var Sevil'in. Sevil mi? Evet. Peki Melek senin çocukların nerede? Dün biraz bahsettin ama ben merak ettim. Ayrı mıydınız eşinden? Evet, eşimle ayrıyız. Şu anda onların düzeninin bozulmasını istemediğim için Bodrum'da babalarıyla yaşıyorlar. Makas rica edebilir miyim? Var mı? Tabii ki de. Sakıncası varsa ne zaman ayrıldınız? Bunlardan biraz bahseder misin seni insanlarla tanıştık? Tabii, 2 yıl kadar oldu ayrılalı. Efendim? 2 yıl oldu ayrılalı. Detaylarına girmeyeceğim. Çocuklarım izliyor çünkü programı. Tabii ki, sen bilirsin senin özel hayatın. İyi bir eş olmadı ama iyi bir baba neyse ki. Hayatım önemli olan hem iyi eş olsun hem iyi baba olsun. Her zaman bu ikisini birlikte yürüten erkek erkektir. Elbette. Heh. Elbette. Bunu unutmayalım yani size yine bir nasihatte bulunayım diyeceğim ama tabii pardon çok özür dilerim senin yaşını bilmiyorum. 34 yaşındayım ben 10 yıl kadar evli kaldım. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Peki bu düzene birden nasıl alıştın böyle ya da alıştın mı? Alışmaya çalışıyorum. Ben 30 yıldır Bodrum'daydım artık çok sıkılmıştım. Yaptığım işin pazarında burası olduğunu düşünüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Sadece iş için mi İstanbul'a gelmeye karar verdin yoksa eşinden ayrıldığın için mi? Eşimden ayrıldıktan sonra da 2 yıl ben Bodrum'da yaşadım zaten. Ya eşim buna engel değildi çünkü zaten çocuklarım var ve çocukların babaları ve annelerini görerek büyüsünler istedim. Fakat işle ilgili dediğim gibi almam gereken bazı kararlar vardı. O kararı onların düzenini bozmayacak, onların en rahat edeceği şekilde vermeye çalıştım. Her hafta gidiyorum onları görmeye. Melek, bir bana bakabilir misin ya? Tabii. Seni geldiğin günden beri birine benzetiyorum. Allah ben Allah. De benzetiyorum ve sanırım aynı kişiye benzetiyorum. Eda Taşpınar. İkoncan. Ona daha benzetiyorlar. Daha önce söylediler mi hiç? Evet. Çok benziyorsun. Yüzümü benzetiyorlar ve benim tarzımı da biraz benzetiyorlar. Keşke onun kadar iyi olsam ama onun tarzını da çok beğeniyorum. Umarım sen de burada bir ikoncan olursun. Hızlı geldiniz. Aslında olduğumu düşünüyorum kızlar özür dileyerek. Daha 2 günden. Tarz konusunda ben çok iddialıyımdır. Bodrum'da yaşarken de bütün çevrem benden fikir alırlar. A'dan Z'ye yani saçtan makyaja kıyafete kadar. Zevkli olduğumu düşünüyorum. Bence bir şey söyleyeceğim. Şimdi hepimiz make-up'ız, makyaj artistiyiz. Biraz da böyle giyimimize, makyajımıza özen göstermemiz gerek ki müşterilerimiz bizden görüp. Hayatım gözün üstüne taktım. Aa ne oldu? Gözümde kirpik sürmez. Bir şey yok. Ağlıyor mu? Hayır hassasiyetim var gözlerinin. Hmm. Yadırgadı şu anda.
canım, onları kıvıracağım. Şimdi yani makyajlarımız güzel olmalı ki müşterilerimiz geldiğinde yüzümüze bakmalı. Canım neyin var? Abi gerçekten şurada... Tamam sen bir kapat, sakin ol. Tamam. Biraz daha üstte alsın. Üste değil, kirpiğin dibinde. Bir dakika sakin olsan. Bu arada Meltem, moralini bozmak istemiyorum ama ben bir şey duydum Cemal'le ilgili. Ne duydun? Cemal bu yarışmaya Miray'la katılmak istiyormuş. Ne? Miray'la katılmak istiyormuş ve seninle olduğu için o da üzgün sanırım. Bence o buraya benim sayemde geldi. Kendi şansına böyle bir dua etsin bence. Allah Allah. Gerçekten doğru mu bu ya? Gerçekten evet. Miray'la zaten arkadaşlarmış önceden de. Mira'nın elenmesini falan bekliyormuş hatta. Yani bunu sana söylemek... Ya Cemal böyle bir saçı çıkarmış. Haftalardır ben onu kurtarmaya çalışıyorum. Makyajımı aşağı çeken kendi. Yani... Bir de bunları duyuyorum ya. Nasıl bir nankörlük ya? Açıkçası ben sana bunu söyleyip seni üzmek istemezdim ama söylemesem de bu keşke hiç olmaz. Keşke şu an söylemeseydim Dulce. Hayır, bunu ben olsam bilmek isterdim. O yüzden sana da söyledim. Çok sıkıldım artık gerçekten ya. Meltem. Gerçekten canını sıkmak istemiyoruz ama yapacak bir şey yok canım işte yani. Partnerin bu. Yani birazcık onunla konuş, birazcık böyle senin hakkında böyle şeyler söylemesin yani. Bence sizin gerçekten oturup düzgünce bir konuşmaya ihtiyacınız kesinlikle, var. Kesinlikle. Sevil ablana ilişkini soracağına önce buradaki ilişkilerini düzelt. Sevil ablana bu ilişkini sor önce bence. Bence Cemal haksız, tamam mı? Haksız. Onun makyajlarını sürekli ben kurtarmaya makyajlarını diyorum. Onun saçlarını ben kurtarmaya çalışıyorum. Murat abide de bu oldu. İşte senin sorunun bu. Kurtarmaya çalışıyorsun. Çalışma. Ne yapsın? Nasıl çalışmasın? Biz de uyuma puan veriyoruz yani. Uyumlu görmeyince vermiyoruz. Bak dün senin makyajın gerçekten iyiydi ama abarttığın için artık öyle bir raddeye gelmişti ki konsepte uymuyordu yani. Evet Meltemciğim. Güzeldi normalde, ben beğendim ama hani konsept dışıydı herhalde biraz. Ben de katılıyorum. Neye katılıyorsun? Dinledin mi sen makyajın, bizi? Makyajın ben dün de söylediğim gibi sen muhtemelen saçı beğenmediğin için makyaja yüklendin. Bu kez alakasız bir kompozisyon çıktı ortaya. Bence bir an evvel partnerinle olan problemi ya da eksik neyse onu çözmelisin. Konuşacağım zaten buradan sonra. Bence de hemen konuşman gerekiyor çünkü bu gerçekten önemli bir konu. Yani benim söylemem gereken yerde Cemal'in böyle konuşması gerçekten çok üzücü ve yaptığı kesinlikle nankörlük. Nankörlük, dua etmesi gereken yerde yok. Miray'la katılacak mısın? Katılsaydın o zaman neyi bekliyordun? Ayşegülcüğüm, makyajları kontrol eder misin? Tabii. Merhaba. Merhabalar Ayşegül Hanım. Ne renk seçtin bize dumanlı göz makyajı için? Kızıl saç rengine sahip olduğu için kapatalım. Bakır tonlarında biraz daha siyahlık katacağım zamanım kalırsa. Bugün ne anlatacaksınız Ayşegül'ün arkasından? Hadi dedikodu yapalım. Yok, ben biliyorsunuz. Çenem düşüktür. Evet tabii, buyurun. Ben de şey olurum size, yani katkıda bulunurum. Bugün nasıl buldunuz kıyafetini? Kıyafeti yani. Her zamanki Ayşegül işte evden kırlentleri de almış, üzerine tatlı bir şeyleri koymuş. O evde zaten. Hazırda bir şey almaz, toplayıcıdır o biliyorsun. Ama yaratıcı ya, bak nasıl. Ama. Kırlentlerden, mullentlerden neler yapmış. Ha evet. Yok be, onu o da yaratmıyor. Var onun aşağıda kapıcısı kız. Tamam, merakla bekliyorum. Merhaba. Ben maviden turkuaza böyle bir buğulu geçiş yaptım. Ben oradan yeşil görmüştüm. O farklı rengi böyle tam bir farklılıkla patlatmak istedim. Başka dedikodular var galiba sizde, önemli ama bana anlatmıyorsunuz. Yok, bende ben tık yok. Anlatın lütfen. Kesinlikle anlatın. Bak dinliyorum sizi, ben hazırım. Vallahi kimseye de söylemem yani. Hiç öyle huyum yoktur benim.
mı? Benim size karşı bir güvensizliğim yok. Ayağında giydiği eteği de o kadar demode ki. Kaç senesinin eteği yok. Ama çok pahalı bir butikten almışlar. Yiyeyim o butiği ya. O butiğin deposunda kalmıştır o. Bunlara da veriyor, dehliyor. Ya gerçi bu şey para ödemez mi? Bu çok cimri. Sponsorlarından alıyordur. Ay buna da neresi sponsor oluyor var onu da anlamıyorum ya. Ya şey yapıştırıcımda bir sıkıntı var. Kirpik yapıştırıcımda sanırım bayağı. Arkadaşlarınızla isteyin. Son anda vakit kalmıyor çünkü. O zaman merakla bekliyorum. Öf. Ama zarif değil mi yani şimdi bizimkiler yakışıyor mu? Yani yok canım. Vücudu çok estetik. Hayır. Bir tane burada orantılı, bir tane imaj boylu, menkul denilen boylu. Bir herif var. Adam. Ondan sonra böyle bunu saçmalıyor üzerine bir şeyleri. Bu da evden toplayıp toplayıp getiriyor. O da aralarından seçiyor buna giriyor. Sanki kendisini seçemiyor. Yoksa net bir makyaj mı? Dumanlı mı bu? Birazcık daha göz altlarını yayabilirim. Yani adı imaj maker olsun. Ay nasıl insan? Yani bu çok kötü davranışlar buna. Bak ben yapıyorum ama benim bir asistanım var, kuaförüm var, imaj maker'ım var, moda danışmanım var. Ben modacıyım yani. Dört kişinin aşağısında dolaşmam biliyorsunuz. Ay, geliyor gelsin bari ne yapalım. Elinize dikkat edin. Buse 21 yaşındasın ya, ilk makyajını kaç yaşında yaptın? 14-15 yaşında yaptım. Ne sürdün? ben çalıştığım yerde artık şey dedim, ben gerçekten makyajla ilgilenmek istiyorum diyordum. Ve ilk gittiğim andan beri hep makyajla ilgilenmek istediğimi söylüyordum. Bir müşterimiz vardı, beni çok severdi o da geldiğinde. Ben de onun gelmesini böyle dört gözle bekliyordum. O geldiğinde bir arkadaşının çocuğunun sünnetiydi sanırım yanlış değilsem. O anı hiç unutmam. Dedim ki ben yapmak istiyorum dedim. O da böyle bana bir baktı dedi ki evet ben de senin yapmanı istiyorum. Çalıştığım yerin sahibi böyle şey yapıyor. 14 yaşındasın. 15 ama. Civarı 14-15. Çalıştığım yerin sahibi de böyle kadın aynı şey yapıyor. Yapma hani. Hayır o yapmasın. O dedi ki hayır o yapacak dedi. Ben oturdum yaptım. Çok güzel olmadı tabii ki. Ama benim içime sinmişti. O an sanki en güzel makyajı çıkarmışım gibiydi. Ki cilt makyajına önem vermiştim genel olarak zaten. Güzel bir makyaj olmuştu hiç de unutmam. Fotoğrafı o hanımefendiyi de hiç unutmam. Fotoğrafı yoktur muhtemelen ya. Kendine ilk makyajını kaç yaşında yaptın? Kendime ben daha çocukken annemin makyaj malzemelerini karıştırırdım. Onu annem çok yakınır benden. Küçükken annem şey yapıyordu kendine böyle yılda bir kere iki kere komple bir makyaj malzemesi alışverişi yapıyordu. Bir kutusu vardı hiç unutmam. Yatak odasında aynanın önünde kocaman böyle kilitli bir kutuydu. O kutunun şifresini kırmıştım. Şöyle dört haneli bir şeydi. Onunla uğraşıp kırmıştım ve bütün makyaj malzemelerini dağıtmıştım. Annem nasıl kızmıştı? Yeni almıştı o malzemeleri bir de o zaman. Sevil sen ilk makyajını kaç yaşında yaptın? Ben ya tam hatırlamıyorum ama 7-8 yaşından beri kendi kendime devamlı makyaj yaparım. Yani aynanın karşısından hiç ayrılmazdım Gözde Hanım'dan. Sesli çocuklardan. Evet son zamanlarda biraz hani çoluk çocuğa karışınca hani emekliye ayrılmış gibi hissettim kendimi. Ama yani her zaman kendi yaratıcılığımı ön plana atmaya çalışırım yani. Çünkü hani bu makyaj tamamıyla doğuştan gelen bir yaratıcılık olduğunu düşünüyorum yani. Süreniz çok az kaldı bu arada kızlar. Elinizi çabuk tutun. Şimdi Meltem tabii morali çok bozuk. Böyle bakır kahve tonlarında bir yani dün kullandığı tonlara yakın şeyler seçmiş ama biraz daha siyah katacağım daha buğulu hale getireceğim makyajı dedi. Bence yeteri kadar buğulu umarım siyah katmaz çünkü çok karartır o kızı yani mesafesi çok dar. Buse de yeşil gördük ya buradan Buse maviden. Turkuaza doğru böyle degrade bir çalışma yapmış yani buradan mavi başlıyor oradan turkuaza doğru açılıyor yani birkaç renk kullanmış çok hoşuma gitti yeşille maviyi birleştirmiş böyle. Kaşı uzatacak mı biraz? Ya kaşı ona bir masumiyet katıyor ama evet ben de şurada biraz bir uzatma istiyorum umarım uzatır daha kaşında bir şey yapmamış. Meleği bugün göreceğiz bence yani yeteneğini diye düşünüyorum. Tamamlanmamıştı ama benim gördüğüm kadarıyla o da böyle pembeler kullanmış, siyah kullanmış, kahve birkaç renk kullanmış. Değişik güzel bir eli var. Bu arada Sevil'e gittim dedim ki ne renkler seçtin bizim için dedim. Kahve tonları dedi, altın tonları dedi. Sence dedim bu makyaj buğulu mu altına biraz daha yapayım o zaman dedim. Hani sadece altına mı dedim ondan sonra üstüne de biraz evet çok keskin olmuş değil mi dedi ben de. Merakla bekliyorum deyip yanına uzaklaşma ama onun bir bakışı var ya
çok keskin olmuş değil mi böyle? Hani evet demedim ama ona verdim fitneyi. Şimdi o şey uğraşıyor altın üstüne. Dedi ki olmuyor bu herhalde. Sürmeye çalışıyor. Ama fazla şey yapma, senin sonu Kore'ye saldırıyor. Değil mi? Her şeyin acısını ondan çıkarıyor. Süre bittiği anda modellerden uzaklaşıyorsunuz. Elinizde fırça varsa bırakıyorsunuz. Yoksa jürimiz puan kırıyor biliyorsunuz kızlar. Hızlıca tamamlayın makyajları, puan kırmayalım. Bakalım hangi makyöz modelinin ten rengine, saç rengine en uygun renkte çalışmayı başardı bugün. Değerlendirmede ilk olarak Pelin Özdemir 152 santim saçıyla kendini ayna karşısında görecek. Bir hayali gerçekleşti. Adnan Serter onun saçını taradı. Makyaj için süreniz bitmek üzere. Son anlarınız. Sayıyorum son 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz bitti, lütfen modellerden uzaklaşın. Acaba kendini modeller nasıl hissediyor? En güzel saç kimde? En güzel fiyonk kimde? En güzel renkli makyaj kimde? Bakalım göreceğiz. Çok tatlı olmuşum. Tabii onun yaşını da hesaba katarak daha sempatik, daha kolay kullanabileceği ve günün konseptine de birazcık dokunacağımız bir saç yaptım. Doğduğundan beri kesilmemiş. Yani mesela oradan bir parça kopsa benim tüm bebeklik anım gider. Fiyonk dayak yemiş ya. Resmen saçı dövmüşsünüz siz. Sen benim baş ağrım oldun burada. Sen çıktığın zaman ben burayı terk etmek istiyorum senin çenenden. Bir model olarak geldim. Sen benim nerede konuşup nerede susacağımı söyleyemezsin. Bir kere bir orada dur. Böyle cır cır bir çene. Sen benimle nasıl konuşacağını öğreneceksin. Anladın mı? Bir susar mısın? Küçük enişte. Bir sakin ol. Ben bu tür şeylere izin verecek bir insan değilim, kendine gel. Üçüncü günden itibaren böyle yaparsan senin ağzına kolibantı bağlarım ben burada. Bak yapıştırırım ve çıkaramazsın da onu ağzından. Pardon da hani... Bir düğüne ya da bir partiye gitmiş olsaydı kafası böyle mi dolanacaktı? Ben bu bayanı bir düğüne göndermiyorum. Sen iyi misin, neyin derdindesin? Öndeki fiyonk böyle kendini bırakmış, hani palüze gibi olmuş. Sence bu dumanlı göz makyajı mı dedim? Değil mi dedim? Ben böyle yapmak istedim. Böyle oldu. Yani bence güzel bir fiyonk da var orada. Ben böyle yapmak istedim diye bir şey yok ya. Nasıl bir şey var? Bu ne ya? Helikopterin kanatları gibi duruyor. Farkında mısın? Kuaförüm sensin de salladığımız salıda geldik en gergin anlara. Yani değerlendirmeye. Günün konsepti saçlarda büyük fiyonklardı. Makyajda ise buğulu renkli göz makyajı istedik. Değerlendirmeye hazırsanız öncelikle bugün stüdyomuzda ağırladığımız çocuk klasmanında dünya rekorunu kıran Pelin Özdemir'in hayalini gerçekleştirdik biliyorsunuz. 11 yaşında İzmir'den 152 santim saçıyla aramızda ve Adnan Serter hayalini gerçekleştirdi. Saçını taradı. Bakalım kendini görünce ne hissedecek? Hazırsanız Pelin Özdemir gelsin. Kapansın, Pelin kendine baksın. Çok tatlı olmuşum. Çok beğendim, çok güzel. Zaten çok tatlısın. Arkadan şöyle sana örgüyü göstermek isteriz. Tamam. Oo, bayağı, bayağı güzel olmuş. Çok sevdim. Gerçekten çok teşekkürler. Rica ellerinize sağlık. Gel bakalım, ne hissediyorsun? Bir hayalin gerçekleşti. Adnan Serter saçını taradı. Çok mutluyum. Yani hani şu an tam ifade edemiyorum mutluluğumu ama gerçekten hani en büyük hayalimin gerçekleşmesi benim için çok güzel bir şey. Hani ne diyeceğimi bilemiyorum. Beğendin mi? Evet, beğendim. Arkanı döner misin?
Siz ne diyorsunuz? Adnan Bey nasıl olup elinin saçını taramak? Tabii alıştığımız uzun saçlardan çok daha uzun bir saç. Tabii onun yaşını da hesaba katarak daha sempatik, daha kolay kullanabileceği ve günün konseptine de birazcık dokunacağımız bir saç yaptım. Umarım hoşuna gitmiştir. Şey çok acayip bir his değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Doğduğundan beri kesilmemiş saç. İlk bebek anların uçlarda. Evet. Yani mesela oradan bir parça kopsa benim tüm bebeklik anım gider. Burada tahmin ediyorum ki annen varken belki başkasından istemezsin ama saçın eğer bir gün kesilecekse. Adnan Bey. Ben hazırım. Ama ömrüm yeter mi? O kestirmez gibi geliyor bir daha. Yani çok isterim yine Adnan abinin kesmesini. Ben okula gittiğim için okulum tam gün. Ben bu yarışma saatlerinde okulda oluyorum. O yüzden okuldan geldiğim anda direkt televizyonu açıp sizi izliyorum. Yani internetten direkt açıyorum, izlemeye başlıyorum. O şekilde. Burada hayalini, olma hayalini gerçekleştirdiğimiz için biz çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. İyi ki buradasın. İyi ki geldin aramıza. İzmir'e selamlar olsun. Anneciğinin yanına uğurluyoruz seni. Evet, biraz gerginlik artıyor. Rekabet kokusu geliyor. Bakalım bu hafta aramıza ilk katılan takımın Sevcan ve Meleğin modeli Emine Durna gelsin. Ayna kapansın, Emine kendine baksın. Yani saçım güzel duruyor. Hı. Ama takma kirpiklerim çok hani yapay hani. Çok fazla. Dün de makyajınla ilgili bir memnuniyetsizlik yaşamıştın. Aynen, dün de sevmemiştim. Ya bugün düne göre daha iyi. Ama takma kirpik çok. Hani böyle çok büyük. Hani biraz daha doğalımsı olabilirdi. Hı hı. Onun dışında iyi yani. Biraz da şuraları hani kabartma olabilirdi, söyleyemedim. Menekşe modelimizin makyajla ilgili yaptığı eleştiriye ne cevap vereceksin? Dünden beri inanılmaz olumsuz enerji veriyor bize. Ortak bir fikirde buluşuyoruz fakat her seferinde bir memnuniyetsizlik var. Aşırı bir memnuniyetsizlik var. Şov yapmaya mı geldim buraya? Hayır. Niye geldim? Ben gerçekten pardon, anlamadım yani. Pardon da ben modelim. Memnuniyetsizlik model, sizden kaynaklanıyor. Hiç demek bizimle ki alakası yok. Biz son derece oluyorum. Sana çok tatlı yaklaşıyoruz. Ben de ama size sen tatlı sen karşılık değilsin veriyorum. Yani her seferinde ay öyle yapmayın of falan yani bu tripler. Bir kere sadece anlam veremedim. O sizin tripli adamlarınız şey benim o kirpik takmaydı. Ve gerçekten hani ilk taktığınızda gözümü açamıyordum, siz de gördünüz. Kaç ve gözüm kirpik önüne düşüyor. Hayatımda daha önceden kaç kez kirpik taktırdım? Bu kadar hani birçok kez taktırdım ve bu şey yaşamadım. Bir kere kirpik başka bir şey. Kirpiğe yaptığın yorum, rahatsızlık başka bir şey. Makyaja yaptığın yorum başka tamam, bir şey. Tamam, ben makyajım genel olarak iyi dedim. Gerçekten olumsuz konuşmak adına konuşuyorsun. Bilmiyorum bizden mi hoşlanmadın, neden hoşlanmadın anlamıyorum. Gerçekten aramızdaki bir izin verirsen bitireceğim. Dünden beri sana aralarda tabii. Da hani karşılaştığımızda son derece nazik olmaya çalışıyoruz. Fakat sende son derece bir acayip bir aura var. Şu anda her şey karşılıklı okeyleşmişken senin kirpikten ya da işte orada konuşulmadığı bir şeyin üzerinden yorum yapma seni samimiyetsiz kılıyor. Ben şu anda artık senin samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Ben de sizin samimiyetsiz olduğunuzu düşünüyorum. Benim haksız seninle özel hiçbir şeyim olamaz hayatım. Zaten benim haksız olduğumu göstermişsiniz. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Ben bunun üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Bu burada kapatmak istiyorum gerçekten. Bir model olarak geldin. Sen benim nerede konuşup nerede susacağımı söyleyemezsin. Siz bir de bir aynı orada şekilde. Ben siz sana susamadım. Beni dinle dedim. Siz de beni dinleyin. Ben konuşurken siz de müdahale ediyorsunuz. Beni dinler misin lütfen? Yani defalarca makyaj yaptım, defalarca kirpik taktım. Hem siz haklısınız, hiç, ben haksızım. Oldu çok mu? Özel, çok isimli insanlarla çalıştım. Senin kadar kaprislisini görmedim gerçekten.
İyi, bu da ilk söz oldu almak sizin istiyorum. Için. Tabii, buyur. Modelim sonra deyip, rakiplerin yorumlarına geçeceğiz. Modelim deyip özgüvenli bir şekilde duruyorsun ama ne yapılırsa yapılsın. Bir model sahneye çıktığında düşebilir, saçı da bozulabilir ya da kirpiği de uçup gidebilir. O profesyonellikle aynı şekilde devam eder. Senin gibi enerjisi düşük bir şekilde sahnede bulunmaz. Teşekkür ederim. Pardon, bunun geneli zaten bizim olumsuz bir eleştiri de yapmak beğendiğimizle tamam, ne ederim. Alaka? Diğer arkadaşlar. Bakalım rakipler ne düşünecek? Diyorum. Bilal, nasıl buldun Fiong'u, saç çalışmasını? Fiong'un biraz bana dönüp yukarıya bakabilir misin? Sırtınızı. O ortada niye bir şey çevirmedin? Fiong'un normalde böyle bir ortasında şey oluyor. O orada iki tane top gibi durmuş. Yani şöyle hani söyleyeyim. Fiong'un ortasında bir şey Fiong'un olur ya. Her Fiong'un ortasında bir çevirme, bir obje söz konusu değildir. Yok, Fiong denince akla insanın iki tane şöyle üçgenimsi bir yapı ve ortasında da şöyle bir şerit vardır. Siz de onu göremedim. Onun dışında o şerit çok da büyük bir detay değildir. Sonuç olarak yok, orada fiyonk bir fiyonk mevcuttur. Akla benim bildiğim bu gelir. Bütün kainatta da insanlar aklına bu gelir. İki tane top gelmez. Kadın kıyafetlerinde ama fiyonklara orta bant konmaz. Büzüştürülüp monte edilir. O saç söylediğiniz olaylar hocam. Tabii erkek olduğunuz için bu papyonlarda daha çok çalışılır. Erkek objelerinde. Kadın objelerinde ise büyüdükçe gelinlikte ya da elbiselerde o zaman ara bantlar atılır. Ama küçük süslemelerde sadece büzülerek montajlara girişilir. Yani onu o şekilde de kabul edebiliriz. İlla ki bant koymasına gerek yok. Peki tamam. Modelin yüzüne yakışan bir tarama yapılmış yani mı? Yani model aslında ön boyutu kısmının birazcık şişik olmasında. İşçiliği nasıl? Yani önler fazla temiz geldi. Aslında modelin anlatmak istediği orada o birazcık daha doğal, birazcık daha salaş toplanmak. Krepeli bombeden bahsediyor Gülal, yanılıyorsun. Bombe diyor yani, o bombeyi yani o, doğallıkla bak, veremez. Şöyle arkadaşım, model aynayı gördükten sonra çekmeceye koyuyoruz ya. Sen eğer gerçek bir profesyonel isen, model dedi ki birazcık kaldırır mısın? Sen evet kaldırayım de, kaldırmış gibi yap ama kaldırma. Kaldırma kardeşim, görmüyor zaten. Yo, ben niye realistik olmayayım ki? Ben işimde gerçekçi bir insanım. Karşımdaki salonumda da asla yapmadığım şeyi evet yaptım bu sana oldu ya da ben sende hayır, bu malzemeyi kullandım deyip kandırmam. Anlatmak istediğim. Dediğimi de yaptım. Sevtap Hanım, anlatmak istediğim Sevcan, o değil. Sevcan ismimi anlatmak öğren. Anlatmak istediğim, ben burada hani ne şiş yansın ne kebap, modelimin de gönlünü hoş edeyim. Tamam, onu da kırmayayım. Yaptık gene ama hoş edemedik. Yapmasaydım gene hoş olmayacaktı. Sanatımı da parmaklarıma yansıttayım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada modeller bize puan vermiyor. Sonuçta sizler ve jüri üyelerimiz bize hayır, puanlandırma bu enerji yapılıyor. De size puan veriyor. Farkında değilsiniz işte. O enerji ya, neyse bana ne ya. Enerji de, enerjiyle ne alakası var? Model tamam ya, puan vermiyor. Sen veriyorsun. Ben diğer arkadaşların veriyor. Ben burada bir şey söylemek istedim ama iyi siz kapalıysanız. İyi niyetini kendine sakla o tamam zaman. Arkadaşım. Lütfen benim üstümde daha fazla oynama. Sünger ensede boş döner mi? Misiniz? Tamam şu boş. İçerisi boş görünüyor. Sanki böyle içeride bir boşluk var. Keşke bir sünger kullansaydın da biz o içini öbür taraftan baktığımızda sağdan sol tarafı görmeseydik. Teşekkür ederim. Cemal, renk çalışmasını, fiyongu ve aksesuarı nasıl buldun? Yüze en uygun taramayı yapabilmiş bir yeni takım mı? Şöyle söyleyeyim, normalde bana arkadaşlar bayanlarla anlaşamadığımı falan söyledi ama daha müşterileriyle iki saçtır anlaşamıyorlar. Elektrik sıkıntısı yaşıyorlar herhalde. Elektrikler kesilmiş o tarafta bence. Ön taraftan ben iki tane seni boynuzmuş duyamıyorum gibi görüyorum. Fiong, ben ön taraftan iki tane boynuz varmış gibi görüyorum ama Fiong'u göremiyorum. Yani ben ön tarafta tamamen şu şekilde bir toplama var. Yani biraz ön tarafı kabartabilirdim mankenin dediği gibi. Ama mankenini biraz dinleseydim belki bir şeyler yapabilirdin ama mankenini dinlemediğin için sıkıntı yaşıyorsun. Kendi ezber üzerinden gidiyorsun herhalde bir şeyleri. Birazdan kendi modelinin de bu sahneye çıkacağını unutma ve ona göre yorumlar ben yap. Ben modelime yok, ben modelime anlaşıyorum. Sana karşı anlaşıyorum. Artık niye? Asla hayır, acımam yok. Tehdit falan mı bu? Akdeniz marunlarına benzeteceğim. Hanım göbeğine de benzeteceğim. O modelini göreceksin. Tehdit falan mı söylüyor? Yani ben yorum yapmayayım mı?
O beni korkutmaya falan mı çalışıyor? Ne alakası var canım? Ne ilgisi var? Senin modelin de çıkacak falan böyle garip garip cümleler. Ben yorum burada senin modelini yorumluyorum. Sen çıktığı zaman sen de benim modelimi yorumlar. Ben de ona sahibim, ona göre. Tamam, sen de benim modelimi arkadaşlar, yorumlar. Arkadaşlar, yorum yapmak için sadece mankenin bizimle olan enerjisini kullanarak burada yorum yapıyorsun. Saçla ilgili hiçbir yorum yapmıyorsun. Tamam, farkında bakın mısınız? Yapıyorum işte. Bombeden bahsediyor, bombeyi konuşuyorsunuz. Tamam, ben hayır ben yani doğru olan bir şey söylüyorum. Biraz daha kabartabilirim şey diyorum. Ben fikirlerini söylüyorum zaten. Fikirlerimi anlatıyorum. Fikirlerini söylemiyorum. Mankenin modelin yaptığı yorum bir üzerinden. Bir susansın lütfen. Susar mısın sırasına diyemezsin gelince, sen. Sırasına gelince sen de konuş. Bir şey söyleyeceğim. El hareketlerini lütfen bir kontrol et. Tamam mı? Yok, el hareketlerini kontrol ediyorum. Ama bu sen bir markörsün, sırasına gelince konuşuyorsun. Bu son derece büyük lütfen bir kabalık. Lütfen arkadaşınla konuşuyorum. Tamam sen de konuşmuyorum. Sırasına gelince sen de konuş. Bir şey söyleyeyim mi? Aynı platformda yaşıyor olabiliriz ama Allah'ım gerçekten yardım, benim günlük yardım, hayatımda yardım. Asla selam vermeyeceğim bir karaktersin. Gerçekten mi? Hakikaten ben de dönüp öyle. De bakmam zaten. Lütfen arkama bile bakmam. Gel. Yanından bile geçmem. Lütfen kendine gel. Yarışıyor olabiliriz. Sen benimle nasıl konuşacağını öğreneceksin. Yok bence anladın sen ben mı? Konuşurken susmayı öğreneceksin. Çünkü ben Sevcan Hanım'la konuşuyorum. Saçı yapan o. O bana yorum yapacak. Sen makyaja sıra geldiği zaman yorumunu yaparsın. Anlatabiliyor muyum? Herkesin sırası var ya. Tamam, niye bu kadar çok konuşuyorsun? Her şeyde sen konuşuyorsun. Saç enişte. Saçla ilgili yorumun bitti mi? Hayır, yani. Şey, tamam. Anlatamıyorum tamam, ki. Hayır, hiç yorum saniye. Yapamıyorum ki. Koray Bey. Karşı taraftan sağ ben yorumumu yapabilir miyim? Müsaade eder misiniz? Yorumun bitti mi Cemal? Yorum saçla yapamadım ilgili. Ki hiç yorum yapmama izin vermiyor hanımefendi. Sağ saçla olsun. Ilgili yorumla böyle cır cır bir çene. Aa. Kendine arka gel. Arka tarafta da küçük kendine bir fiyon görüyorum. Gel. Daha büyük bir şeyler. Bak efendim. Ben bu tür şeylere izin verecek bir insan değilim. Kendine gel. Tamam. Eklemek istediğin bir şey yok saçla ilgili. Koray'ın yorumlarına geçebiliriz demek. Kesinlikle az önce yapılan yorumlarda işte biraz yukarısı, tepesi, bombeli vesaire şu bu bir kere yüz hattına uymazdı. Artı o fiyonk aşağıda olduğu için yani yukarıdan çok görünmeyeceği için yukarısı bombeli olmuş olsaydı eğer o fiyonk önden hiç görünmeyecekti. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Konsepte uygun olmamış. Sevil makyajı nasıl buldun? Ya modelimizin göz yapısı biraz ufak. Yani bunu birazcık daha bunu makyajla daha da bir ön plana atabilirdi. Şu anda biraz koyu buluyorum. Hani göz altlardaki koyuluk birazcık karanlık geliyor yani bana. Ne bileyim hani ya bir fırça dağıtımında ya da bir kalem ya bir eksik var yani. Ruj tonunu beğendim. Yani şu anda. Beğendin mi genel olarak? Buğulu renkli yani, göz makyajı konseptimizde. Yani biraz sanki konsept dışı gibi. Konsept dışı buldum evet. Peki. Meltem sence nasıl? Yani konseptimiz farklı renklerde bir buğulu göz makyajıydı. Arkalarındaki mor, pembe tonlarından esinlenip bence şey geçiş renklerini keşke pembe tonlarında olsaydı ama genel olarak güzel. Pembe ton da kullanıldı üzerine. Genel olarak güzel. Buse sen nasıl buldun? Ben dünkü makyajını heyecanına vermiştim ama bugün bir yakından görmek istiyorum. Hani bu makyajın özel değil tekniğini görmek istiyorum sadece. Kapatır mısın? Anladım. Ne anladın? Tekniğini anladım. Nasılmış tekniği? Teknik olarak buğuyu iyi vermiş, güzel olmuş ama daha bir canlı bir renk görmek isterdim o buğusunda. Moru ya da pembeyi patlatabilirdin. Peki, puanları yazın lütfen. 2 gibi düşünüyorum, 2-3. Yok yani, ben o kadar beğenmedim. Tamam o zaman sana bırakıyorum, yaz bir an evvel. Kullanalım. 5'i buradan kullanalım mı? Evet. Hadi kullanalım. 5 verelim. Bence 2. İçerim. Nerede bunlar? Nasıl değerlendiriyorsunuz Muammer Bey? Emina, sen ne mezunusun? Efendim? Ne mezunusun? Yok, okuyorum. Okuyorsun. Hı-hı. Nerede? Bölümü söyle. Ha, haklı ilişkiler ve reklamcılık. He, ben de seni öyle manken falan foto model edasında gördüm. Yürüyüş tarzın falan. Makyaj üzerine yapmış olduğun ukala konuşmalar falan. Benim mankenlerimde de çok vardır öyle. Ama şöyle elimin tersini gösterdiğim zaman hepsi susar. Şimdi sana o kadar güzel makyaj yapmış ki olmayan kirpiklerine buradan bir hacim vermiş melek.
Sen bunu aynada görmek istemiyorsun. Neden istemiyorsun? Konuşmak için. Car car car. Halkla ilişkiler ya mesleğin. Hı hı. Ha, herhalde burada talim yapıyorsun sen. Böyle şeyleri asla sevmem bir. İkincisi Melek ve Sevcan. Burada modellerinize konuşun diyorlar. Hani anlaşma babında. O bir iletişim. Onun sıfatı burada model olmak. Buraya saçı kesilmeye geliyor, boyanmaya geliyor. Kirpik takılmaya geliyor. Faraza faraza. Anladınız mı? Onun sizin üstünüze çıkmasına izin vermeyin. Öyle bir hakkı da yok. Onun kararını sen orada car 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 yapıp vermeyeceksin. Bak burada üç tane jüri oturuyor. En sonunda biz söyleyeceğiz. Bu olmuş olmamış veya şöyle böyle. Sen sevdin veya sevemedin. Aynen, ben de zaten hayır, sevmediklerimi söyledim. Sen çok üstlere çıkıyorsun kızım. Sen çok üstlere çıkıyorsun. Ve iki gündür sen benim baş ağrım oldun burada. Sen onlar çıktığın zaman ben burayı terk etmek istiyorum senin çenenden. Bakın yapmış olduğun saç fevkalade güzel. Oraya koymuş olduğun obje olağanüstü şık. Burayı kabartıp kabartmaman hiç önemli değil. Kabartsaydın Adnan Bey'le görüştüğüm gibi o fiyonk ortadan kaybolabilirdi. Fiyonk'un son derece şık olmuş. Arka topuzuna bayıldım. Allah'a şükürler olsun ki amatör ligde savaşıyorduk epidir. Değil mi? Bir haftadır mı? 10 gündür amatör ligdeydik. Siz geldiniz iki masayla birlikte. Burası profesyonel lige çıkmış gördüm ben çok bugün. Teşekkür çok teşekkür ederiz evet. Hocam. Sizden en çok bunları sizden duymak korkuyordum yani. Ben Muammer Bey. Gerek çıkartacağım burada modelimde sergileyeceğim tarzlar gerek kendi tarzım hakkında çok korkuyordum. Vallahi bu bir yorumunuz tane. Dünden sonra beni çok mutlu etti. Yarına daha güzel olacak inşallah. Yiğit işini iyi yaparsa Yiğit'in hakkı Yiğit'edir her zaman bende. Ben dilimi de gösteririm. Ben bunları yaparım. Anlatabildim mi? Ama asla bir modele bu hakkı vermiyorum ben burada. Sadece de konuşabilirsin. Bir şey söyleyecek galiba. Ben söyle konuştum bir zaten. Şey mi söyleyeceksin bana? Yok zaten ben sadece konuştum. Yani kendime göre olumsuzlukları dile getirdim. Sen sadece konuşmadın. İçinde üzüm var, kıyma var, peynir var. Sen hiç sade değil senin konuşman yani. Hayır, kargaşa var. Onlar bu şekilde tepki verince ben de hani bu şekilde. Tabii ki tepki verir. Çünkü kuaför ve makyöz onlar. Onlar usta olan o. Sen sadece ne? Cansız mankeni canlısın orada. Modelin. Anlatabildim mi? Mesela bir dün iğrenç dedin. Ne haddine senin? Ne haddine ya? Ben bunları söylüyorum. He, senin konuşman onlara yüksek puan vermem değil. Ben burada gördüğüme puan veriyorum. Ben sakın, bunun aksini iddia ederim. Üçüncü günden itibaren böyle yaparsan senin ağzına kolibantı bağlarım ben burada. Bak yapıştırırım ve çıkaramazsın da onu ağzından. Pardon da hani bu şekilde lütfen konuşmazsanız sevinirim. Neden? Hani sen falan. Sen oraya hakaret bazında konuşurken dilim benim bu kadarken. Benim de fikrim önemli benden olarak. Duydukları seni niye hazımsız ediyor? Hazımsızlık niye? Değil. O kızlar sana kibarlıklarından laf söylemiyor diye senin onların tepesine mi çıkman gerekiyor? Zaten onlar bana karşı bir şeyler söylediği için ben onlara hayır, karşı bir cevap verdim. Hayır onların ses tonu onların uslubu son derece hanımefendi. Benimki ben de öyleydi. Ama sen konuşurken kendini kaybediyorsun. Sen hayatında kaç kere kirpik taktın? Birçok kez taktım tabii taktın. Ki. Senin ama yaşadığım bu durumu yaşamadım. Olmayan gözündeki kirpiğine kız kirpiği eklemiş ve buradan bakıyorum öyle bir derinlik var ki gözünde. Sen neyi tartışıyorsun burada onu anlamıyorum. Bir daha sakın. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür Adnan Bey, saçını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Saçın öndeki bombeden başlamak istiyorum. Evet, yüzü oval olduğu için biraz bombe olması kötü bir şey yapmaz. İyi olabilir. Çok sorun değil. Ancak Muammer Bey'in de değindiği gibi eğer önde bombe olsaydı arkadaki fiyonk bu daha çok kapatırdı. Bence önün bombesi yüzünü kötü etkilemeden tadında olmuş. Ancak fiyongun önden görüntüsünü biraz daha görmek isterdik. Yani şu yuvarlaklık değil fiyongun biraz köşelerinin çıkması lazım. Şu yuvarlaklık fiyongu fiyongluktan çıkartıyor. Ona dikkat etmek lazım. Arkadaki toplamada da pürüzleri çok net görüyorum. Ama spreyle renk verdiğiniz için de zevkinize bayıldım. Aksesuarı da çok sevdim.
kadın zarafetini saça yansıtmışsınız. Ama o arkadaki toplamanın net olmayışı ve fiyongun köşelerini görmemişim benim puanımı etkiliyor. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Ayşegül'cüğüm, ne diyorsun bu kirpik sorunsalına, makyajı da nasıl buldun? Ben güzel buldum. Sadece bir şey eklemek istiyorum. Sonra da yorumumu yapayım. Hatta orada bile yapabilirim. Kalemimle geldim. Aslında arkadaşlarımızın bugün zevkini görmüş oldum. Ben çok beğendim makyajı. Tek bir kusur var bu kaşta. Göstermek istiyorum çünkü 3 gün daha aynı modeldeyiz. Şimdi bir kere şu mesafe çok açık. Bu mesafe açık ve burası düşük olunca birçok hanımın da şurada kaşı yoktur. İzleyenler kesinlikle aa evet derler. Şimdi bu durum burada kaşı olmadığı için bu burada böyle bir düşüklük yaratıyor. Bunu hiçbir zaman uzatmamak lazım. Şimdi şuraya bir hat çiziyoruz. Bakın şöyle, hani şurada şöyle çok belli belirsiz bir köşe yapıp orayı da yukarı kaldırmak lazım ki bir bakayım. Hemen aşağı bakabilirsiniz biraz. Gördünüz mü? Hemen böyle çok küçük bir efektle çok da kalınlaştırmadan yapılabilir. 3 gün daha bu modelle çalışacaksınız. Beni çok sevindirdiniz. Böyle arkadaşlarımızın gelmesine çok seviniyorum. Bizim umarım, için de çok güzel moral oldu bugün sizden duyduğumuz bu güzel eleştiriler. Umarım böyle devam edersiniz. Bugün senin zevkini gördüm. Dudağındaki renk bazı, göz makyajı, kirpik dahil. O koyu renkte bana fake gelmedi. O gözler ancak böyle bir kirpiği kaldırabilirdi çünkü. Bayıldım. Ellerinize sağlık. İlk beşim. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Tebrik ederiz. Çok teşekkürler. Harika oldu bizim için. Yani müthiş motivasyon oldu. Evet. Ayağına sağlık. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Bilal ve bu senin modeli Elif Oluk gelsin. Ayna kapansın, Elif kendine baksın. Ne hissediyorsun, nasıl buldun? Çok beğendim, özellikle makyajımı. Kaç fiyat var kafanda? 2 galiba, bir arka bir üzerinde. Seyircan, o kadar şov saçı yapıyorsunuz. Bilerin, bu fiyonk şovunu nasıl buldun? Fiyonk demeyelim, bir kere papyon diyelim. Muammer Bey'in dediği gibi. Arkanı döner misin? Evet. Bilal Bey'in tabiri caizse fiyonkları mevcut. Konsepte uygun. Fakat şey olur, hani evde 2 tane ayrı makarna paketi vardır. Biri fiyonk, biri yüksük. O fiyonkla o yüksük makarna, 2 fiyonk bir yüksük makarna araya gelmiş gibi saçın propozisyonu. O aradaki o şeyi beğenemedim. Hayal küresini. Yani proporsiyonu doğru ayarlayamamış diyorsun. Fiyonk yapmış sadece. Pardon, papyon yapmış. Yani ortadan ben, geçirmiş. Ben bunu görüyorum yani. Ben böyle biliyordum. Kadınların hani nasıl da yaptığını bilmiyorum. Muammer Bey'den öğrendim ama benim bildiğim fiyonk bu. Aradakini de yapmak istedim. Büyük olunca da küçük bir şey yapsaydım ne alaka derdiniz. O yüzden o şekilde yaptım. Hatta, Cemal, sen nasıl buldun? Normalde bayanın yüz yapısı uzun yüz yapısına sahip. Ön tarafları Bilal Bey biraz kabartmış. Bir daire etten fiyongu biraz daha üstte almış. Yüzü daha çok uzatmış bence. Başka da bir şey söylemiyorum. Koray, senin yorumunu dinleyelim. Nasıl buldun? Yani fiyonk olarak üstteki bana çok şey geldi. Basık geldi böyle. Hani bu uçları biraz daha o... Tekrar gösterir misin o objeyi? Ona baktığın zaman onun biraz daha sivriliği olması gerekiyor. Bu bez. Anladım. Saçta şey. Ama az önce Adnan Bey'in yaptığı fiyonku da gördük.
Evet. Orada çok benziyor mesela senin gösterdiğin de. Buradaki yapılan fiyonkta ben bu yani fiyonk gibi göremiyorum şu anda. İki tane yuvarlak gibi duruyor. Ancak böyle kuş bakışı bakmamız lazım ki. Elif Hanım, hani böyle döner misiniz tavana bakın. Dön, balkondan. Tavan. Sen şimdi burada fiyonk göremiyor musun? Şimdi bir bak, şey böyle söyleyeceğim. Bu bayana çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Bu bayan bir düğüne ya da bir partiye gitmiş olsaydı kafası böyle mi dolanacaktı? Arkadaşım ben fiyonkumu bu bayanı görün, bir düğüne şu göndermiyorum. Sen iyi misin, neyin derdindesin? Benim konseptim burada ya, fiyonk. Sürekli ben de kendim bildiğim fiyonku buraya Maray'da koydum ya. Maray'da da bunu yaptın, sürekli modelle bu şekilde fiyonk sunumu yapmaya çalışıyorsun burada. İyi de arkadaşım, biri üstte biri altta. Tabii ki ben o şekilde onu, sanatımı göstermeye çalışacağım yani. Tamam, ben yorumumu bitireyim arkadaşlar. Üst yani bir balkondan baktığın zaman belki fiyonga benzetebilirsin. Alttaki fiyong üstte olmuş olsaydı, o edayı yansıtabilseydin, biraz daha sivrili olsaydı mükemmel bir sonuç olur. Bence. Sevil, makyajı nasıl buldun? Yani tek kelimeyle mükemmel, beğendim. Beğendim. Yani gerçekten beğendim. Ya, çok teşekkür ederim. Gerçekten hani ne bileyim, değişik geldi bana. O mavilik, o yeşillik gözlere kattığın o derinlik gerçekten buradan görülüyor. Dudak rengini de beğendim. Yani yorum yapamayacağım, çok güzel. Çok teşekkür aynen ederim. Makyaja ben de söyleyeyim. Yani ara sıra eşim saça müdahale ediyor. Gerçekten ben de makyajını çok beğendim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Meltem sen? Yani geçişlerini sevdim ama kıyafetle uyumunu sevmedim yani. Kıyafetle hiçbir alakası yok renklerin. Ben yeşil düşündüm aslında ama dünkü makyajımızda yeşili kullandığımız turuncu için bugün de aynı olmasın istedim. Ya da bakır istedim tonlarında kullanabilirim. Yok, onlar da buğulu makyajda sıradan renkler bence. Buğulu makyajın en farklı rengi maviden su yeşiline akan renk olurdu diye düşündüm. Burun ucuna yine şey gibi durmuş, Pinokyo gibi durmuş. Keşke bir kontür yapıkları atsaydın. Onun dışında genel olarak güzel. Melek sen? Şimdi en doğru rengim budur diye bir doğru yoktur. Hayır, farklılık buğulu efekti anlamında her renkle de verebilirsin. Evet çok öyle ama evet, konsepte uygun farklılık anlamında söylüyorum. Renk seçimlerin cesur ve güzel. Fakat buğulu göz anlamında ben göz altına da çalışmayı çok severim. Çünkü o zaman derinliği daha gözü çok. Gözü çok küçük ve içeride olduğu için hafiften ama bir rengi verdim, o kadar. Yoksa iki rengi sevdim. Yani uyumunu sevdim. Ama göz altına çalışıp biraz daha derinlik verilebilirdi diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür puanları ederim. Yazın lütfen. Bence üçü olsun, hak ettiğini aynen düşünüyorum. Ben. Aynen. 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 Fiyonk var mı? Makyajı da çok uyumsuz değil. Hatta üç yap o zaman. Beşli mesaj değil. Değil. Adam Bey, nasıl buldunuz Bilal'in fiyonk çalışmasını? Bilal'in bir kere teknik çalışmasını çok beğendim. Temizliği, pırıl pırıl olması çok hoşuma gitti. Bir fiyonk yapmak yerine iki ve daha fazla yapmayı denediği için çok hoşuma gitti. Ancak benim en çok dikkat ettiğim şeyler, biliyorsunuz, topuzlarda proporsiyonlar. Şimdi yan döner misiniz? Baktığımız zaman üç tane hacim var. Bir, öndeki fiyongun hacmi. İki, topuzun hacmi. Üç, ensedeki fiyongun hacmi. Yani üç hacim var. Burada en büyük hacim ortadaysa, öndeki hacim medium hacimse, yani en büyük hacim küçük hacim veya orta hacim küçük hacim, arkada belli olmak zorunda ki, yani şu olmalı. Görebiliyor musun? Topuzun, balon topuzun üstteki hacmin büyük, alttaki hacmin küçük olmalı ki göstersin. Hep aynı dalga gittiğinde monotonlaşıyor saç. Gücünü azaltıyor. Bak beli yok. Dediğimi yapsam bir bel çıkacak altta. Evet. Ve fiyonkların yapılış şeklinde beni rahatsız eden bir şey var. Öndeki fiyonk böyle kendini bırakmış, hani palüze gibi olmuş. Hocam, o fiyonkları büyük istediğiniz için böyle yaptım. Tamam bir tanem, onu yukarıya kaldıracaksın. O fiyonk yukarı kalkacak. Aşağıya doğru böyle uykuya geçmiş gibi olmaması lazım. Öyle mi? Uyuyor gibi fiyonkun. Ama genel olarak teknik çalışmanı beğendim. Bir tek o proporsiyonların şey beni rahatsız etti. Teşekkür ederim.
Tebrik ederiz. Ayşegül, makyajı nasıl değerlendiriyorsun? Makyaj güzel ama buğulu değil. Yani alta işte o efekti yapmadığın için hani gözü küçük diyorsun ya, aslında böyle gözlerde onun altına çok kalın bir kahve geçebilirdin. O maviyle de kahve çok güzel olurdu, rujunu da yakalardı. O zaman daha buğulu görünebilirdi. Bir de dudağı, üst dudakta bir yükseltme isterdim. Yani kahve bir ruj sürmüşsün ya, üst dudak biraz daha şey olduğu için alt dudak şöyle öne geliyor. Çenenin baskınlığı ortaya çıkıyor. Ama onun dışında güzel bir makyaj var. Bunları yarın senden düzeltmeni bekliyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Muammer Bey, nasıl buldunuz saç makyaj uyumunu, tarzını nasıl değerlendireceksiniz? Elif'ciğim, o kollarının her iki üstünde omuz başlarına çıkar ki elbisenin. Omuz başına, evet. Öbüründe. Evet. Bak şimdi saç nasıl görünüyor. Ben saça bayıldım. Bir tek takıntım Adnan Bey'in söylediği gibi üstteki, alttaki beni fazla rahatsız etmedi. Üsttekinin ayakta durması daha hoş olacaktı. Ama senin zaten şu tarayışlarına falan ben hastayım biliyorsun. Bir gün benim saçlarım da tara, kusursuz olsun. Makyaj da çok güzel olmuş. Pusunu musunu bilmem. Maviden turkuaza dönüşleri falan, yani geçişler çok hoşuma gitti, çok güzel. Zaten Elif'in şeyi de güzel yani. Hani yüzü de güzel. Güzel Japon kadınları gibi. Güzel. Aynen. Biraz daha yani, büyük gözlü. Evet evet. O demin onu da konuştuk. Böyle bir geisha'nın arka saç şeyi var ya. O şeyi de bana çok andırdı. Ben biraz da böyle Japon şeyi olduğum için benim hoşuma gitti. Teknik durumları hocalarınızdan görüşürsünüz. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Ayağına sağlık. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Cemal ve Meltem'in modeli Aleyna Hamamcıoğlu gelsin. Ayna kapansın, Aleyna kendine baksın. Ayna? İstemiyorum. Arkayı görmeyecek misin? Hayır, saçımı hiç beğenmedim, hiç görmek istemiyorum. Makyajım dışında hiçbir şeyi beğenmedim. Hiç evet, arkasını da görmek istemiyorum. Değerlendirmek için de görmeyeceksin arkasını. Hayır. Önden görmem yetti. Anlıyorum. Olur bazen kadınlarda. Peki. Evet. Makyajını nasıl buldun? Makyajımı beğendim. Ama saçı görünce daha da dikkatli bakmak istemedim açıkçası. Ne hissediyorsun, neyi beğenmedin? Yani şöyle, fiyonk evet ama fiyonk makarna haşlanmış, yani salmış kendine bir fiyonk yani. Suda fazla beklemiş makarna. Evet, hiç beğenemedim. Çok üzülerek söylüyorum bunu da maalesef. Cemal, ne diyorsun? Ben böyle yapmak istedim, böyle oldu. Yani bence güzel bir fiyonk da var orada. Ben böyle yapmak istedim diye bir şey yok ya. Nasıl bir şey var? Bu ne ya? Helikopterin kanatları gibi duruyor, farkında mısın? Ben ciddiyim Cemal, sıkıldım artık. Gerçekten sıkıldım. Bak, Murat abiyle de aynı sorunu yaşadım. Seninle de aynı sorunu yaşıyorum. Saça bakar mısın? Bak, makyajla kurtarmaktan sıkıldım artık. Niye geçen hafta da ben seni kurtardım? Bana biraz destek verin. Bir kere ya, bir kere yaptım. Ben seni kurtardım zaten. Yani. Neyi bir kere döner yaptın? Misin? Arkaya döner misin? Döner misin? Evet. Sen böyle çıkartır mısın müşterini? Ama ben sıkıldım artık, anladın mı? Murat abiyle de aynı şeyi yaşadım, seninle de. Ben artık patlama noktasına geldim. Patlayabilirsin. Patladım zaten şu an. Tamam, patlayabilirsin, devam et. Esasında Meltem burada uzun soluklu kalabilecek bir makyöz. Bu kuaförleri yüzünden kızın bu son haftası da olabilir. Mahvettiler kızı. İşte. Ne diyeceksin, nasıl alınacaksın saçı? Ne düşünüyorsun, sen neler diyeceksin? Ben fiyongun olduğunu düşünüyorum. Gayet arkası da güzel. Böyle bir yorum yapıyorlar. Eğer isterse, yani ne bileyim, bilmiyorum. Bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum şu anda tam olarak. Arkanı döner misin? Kendi bulamazsın fikirli. Çünkü gerçekten hiç olmamış. Bir fiyong var ama. Bak, ben saçını anlamıyorum ama bak, neresi fiyong bunun?
Şöyle eğilir misin geriye doğru? Bilal'in saçı gibi yani, anladın mı? Ezilmiş, büzülmüş. Gerçekten helikopterin kanadı. Gibi mi? Senin de böyle. Tam dik değil yani. Tam kalkmış değil. Neresi fiyonk? Bir gösterir ben misin? Bende hiç vicdan yok mu ya? Bendeki fiyonk. Temiz fiyonku evet, görmedin. Evet, seninki mi? Temiz. Sağlam, taş gibi ama duruyordu orada. Ama yine istenilen fiyonk olmadı, anladın mı? Benim istediğim biraz daha kalk. Bunu ben kendim bile yapabilirdim. Yapsaydın o zaman. Gözlerle. Keşke ben yapsaydım. Keşke böyle bir hakkı bana tanısalardı, ben yapsaydım. Ben bir söz alabilir miyim? El kaldırıyorum. Kendimden bir obje o saça takmak istiyorum müsaadenizle. Varsa müsaadeniz. Hayır, takamazsın. Cemal'den jürimizden izin alman gerekiyor. İstiyorum. Cemal'in modeli, Cemal'in yaptığı saç. O zaman şöyle göstereyim, tamam. Kendisi kabul etmeyebilir. Saç kızıl ama bir kırmızı ampul edasıyla error veriyor. Bunu ister kabul et, ister etme, ben onu burada görmek isterdim. Böyle parlak harflerle. Ben gayet saçımın arkasındayım, yaptığıma da inanıyorum. Yorumumu bitirdim, başka da bir şey demiyorum. Tamam, demene de gerek aksesuarım yok zaten. Da kıymetliydi, bana kalsın. Daha çok kullanacağım sana bunu. Saçla ilgili başka yorumum yok herhalde. Teşekkürler. Bilal, sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani fiyonk dayak yemiş ya, resmen saçı dövmüşsünüz siz. Nasıl bir fiyonk? Döner misiniz hanımefendi? Nasıl bir örgü? Nasıl kirli bir örgü? Ve ben sana burada bir üst patron olarak dedim ki bak temiz tara. Üst patron kim ya? Tabii. Sen kimsin ki üst patron olacaksın? Ben sana dedim ki temiz tara. Demedim mi arkadaşım? Bak sana bir büyük gerekiyor burada dedim. Temiz tara tane tane olsun. Eline brilyantin al dedim. O örgülerin yanına örüyorsan gitti, da baktı, net olsun yok, dedim. Nasıl olur diye evet, onu da kapamadı. Tost istedin. Yemin ediyorum ben kendi saçımı tostlamadım. Sırf sana vermek için öne iki tane tutam attım. Allah için sor. Verdim. Sırf saçı azdır. Gerçekten yapsın diye. Ya yemin ediyorum fiyonk resmen dövmüşsünüz ya. Benim saçım çok yoğun olduğu için fiyonk düştü. Ondan dolayı öyle görünüyordu. Senin saçın senin saçında incecik. Bir bahane var. Krepeni at. Sana söyleyeyim teknik çocuk. Krepeni atıyorsun, tarıyorsun. Sonra soğuk fön veya sıcak fön tutuyorsun ki yaprağa dönsün. Bu tarz saçlarda. Sonrasında da katlıyorsun. Tak fiyongunu yapıştırıyorsun. Biz de öyle sen yaptık. Önce 3. sınıf çocuklarının bile, ne 3 yaşındaki çocuklarının bile toka takmayı bildiği 21. yüzyılda toka eğitimi vereceğine bence sen saçlarla nasıl güzel konuşulur onu öğren. Sen resmen saçı dövmüşsün. Yok bence güzel oldu. Ben hala arkasındayım. Evet sence çok güzel oldu. Evet, çünkü bence. Sensin. Senin ufkun bu. Yok benim ufkum bu yani, değil. Sen bu ufuktasın. Becerisi bu. Çok da üstüne gitmemek lazım aslında. Gitmiyorum yani, ama Meltem'cim yapabildiği... senin adına da üzülüyorum. Güzellik görecesi. İkinci golü yedi. Gerçekten çok üzüldüm. Canım. Son haftan olabilir kesinlikle. Teşekkür ederim. Koray senin yorumunu alalım. Meltem gerçekten ben de üzülüyorum sana. Yani Cemal üstüme sen gelmeyin, de... gelmeyin lütfen. Sen de bu kızı gerçekten aşağıya çekiyorsun. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Yok üstüne geleceğiz. Çünkü geçen hafta da gidecektin Meltem Hanım. Seni bu hafta şey kurtardı. Boyasıyla kurtardı. Moruyla. Bir kere. Ha, o yüzden bir kere ama şu anda konuşuyorsan benim sayemde sebebi konuşuyorsun. Sebebi de o. Sen haberin de benim sayemde buraya geliyorsun. Ne, nasıl senin sayende? Evet. Nasıl senin sayende? Murat diskalifiye olmasaydı gelemezdin. Evet tamam Murat diskalifiye. Sen kimsin kez? Yani nasıl senin, sen senin sayende? Yani ne biçim konuşuyorsun? Senin sayende niye geliyorum? Miray'la katılmak istiyor musun? Onu evet. Kazılsaydın o zaman benim sayemde geldin buraya. İşte ah keşke. Keşke. Evet, ben bir yorum yapabilirim. Keşke ise gidebilirsin. Nereye gideceğim ben? Burada bunu karar verecek kişi sen değilsin. Meltem sakin ol. Gidebilirsin eğer istiyorsan ya, sen gidebilirsin. Kapa çeneni ya. Kapa çeneni derken? Düzgün Meltem, konuş. Meltem lütfen sakin ol. Düzgün konuş benimle. Kapa çeneni. Gidebiliyorsan sen, gitmek istiyorsan sen, sen gidebilirsin. Sen ben buradayım. Gidiyorsun. Ben buradayım. Meltem, hadi. Sakin gidebiliyorsan sen git. Gitmek istiyorsan hadi. Tutmayayım seni. Bu üslup da hiç yakışık sen almıyor. Sen kimsin ne ama ya? Sen kimsin ne? Kapa Koray çeneni. Senin yorumlarına devam edelim. Arkadaşlar lütfen sakin olun öncelikle. Biz bak birbirimizi yiyoruz burada bilmem ne yapıyoruz ama bu kadar ileri gidilmiyor bence. Meltem bence bu şekilde davranmamalısın partnerine. Saç geçen hafta bilseydim olursa... ben yapardım bu yorumları. Saçı yorumlamaya gelelim. Saç yani senden çok iyi şeyler bekliyordum. Bugünkü verdiğin yok toka teknikleri işte yüz hatları vesaireler şunlar bunlar. Ama bugün olmadı.
Sevil, makyaj yorumunu alalım. Ya söylemek istediğim bir şey var. Yok. Ben yiyeceğimi yedim gibi bir şey oldu yani. Kabul etmek de güzel. Yok, kabul etmek değil. Herkesin yorumu kendindedir. Demek ki zaten sen baştan söyledin kabul bana. Kabul ettiğini inkar etmek. Senin saç geldiği zaman ben sana saldıracağım diye senin yorumlarını yapma. Çok ciddiye almıyorum o yüzden. Benim yorumumu kabul etti bu arada. Sizin yorumlarınızı değil. Makyaj yorumunu alalım Sevil. Öncelikle ben makyajı beğendim. Meltem, senin adına da gerçekten üzülüyorum. Hani diyecek bir şey bulamıyorum. Sinirlisin. Yani çok üzülüyorum. Her neyse. Çok güzel bir bayan var karşımda şu anda. O gözlerdeki derinlik. Zaten makyaj ortaya çıkarmış bunu. İyice çıkarmış. Gözleri büyük modelimizin. Dudak rengini de beğendim. Ya yani, temiz makyaj olmuş. Daha fazla Meltem'cimi üzmek istemiyorum. Melek, sen beğendin mi Meltem'in makyajını? Şimdi bu buğulu göz makyajı değil. Tekniğini çok hatırlamıyorum ama buğulu göz makyajında göz kapaklarına bu kadar açık tonlar çalışılmaz. Yani konseptin dışında bir çalışma. Yani iki gündür bakıyorum Meltem'in tekniklerine. Tek tip çalışıyor genelde. Daha çok hep aynı makyajı çalışıyor. Ya aynı tarzda yapıyor. Konseptle hiç alakası göz yok. Buğulu göz makyajı değil yani bu. Göz, evet, o öyle olmuş olabilir ama göz yapısının farkında mısın? Yani bu göz yapısı buna uygun değil. Ben kafama göre yapıyorum, olmaz. Ben de bundan bahsediyorum. Teşekkürler. Gerçekten baktığın zaman kız çok şanssız. Şanssızlığı... Çok beğendin kızı herhalde sen. Ya ne alakası var kızı beğenmeyle arkadaşım ya? Burada yorum yapıyorum ben ya. Bana ne kızdanmızdan ya? Buse? Ben cildini çok sevdim. Cildi çok güzel, aydınlık ve temiz duruyor. Dudak rengi de güzel. Kızıl saça bu rengi çok yakıştırıyorum. Daha bir farklılık beklerdim Meltem'den ama bu makyajı ağlaya ağlaya yaptı burada. Yine de helal olsun diyorum o moduyla. Bugün ağladı, evet. Niye ağladın? Cemal yüzünden. Puanları yazın lütfen. Sus dedim ya. Seninle kavga etmek istemiyorum canlı yayında. Makyaj konsepti uygun değil bence. O zaman bir veriyoruz. Mecbur. Tartışma. Adnan Bey, saçı beğendiniz mi? Bu güzel kadına yakıştırdınız mı? Puanınız kaç oldu? Ya ben saçı beğenmedim. Bir tek beğendiğim bir fikir var orada. Arkadaki örgü fikrini beğendim. Modern ve sempatik geldi ama bir de yapabilseydi. Veya genişleteyim derken bozmuş. Ama fiyonk asla olmamış. Hani Bilal kadar sert konuşmak istemiyorum ama hani yerle bir olmuş. Çünkü ters yapmışsın. Ters yapmışsın. Saçı toplayıp yukarıdan içeriye doğru kıvırınca böyle aşağı doğru kulakları düşmüş gibi duruyor. Alta tokalayıp alttan yukarı kaldırman gerekiyor ve öne katlaman gerekiyor ki hem de yüzü uzatsın. Bugün aranızdaki diyaloğa da çok üzüldüm. İnşallah aranızdaki ilişkiyi toparlarsınız. Ayşegülcüğüm, makyajı nasıl buldun? Makyajı demode buldum. Neden demode buldum? Çok genç bir kız var. Kaç yaşındasın Aleyna? 20. 20 yaşında bir kızı asla, yani 35 yaşında kadına yapılacak makyaj. İki gündür gölgeler yapıyorsun kenarlara. O kaş altına yaptığın parlak açıklık artık yani Nuh Nevi'den kaldı. Nefret ederim, nefret. Yani şuraya bu açık parlak sürülüyor ya, hiç sevmiyorum. Ne oldu Meltem? Ama muhteşem bir baz yaptı. Senin saçından dolayı. Highlighter'la falan benim saçından böyle yüzü yukarıya çekti. Yani şuraya yaptı highlighter'lar. Şuri konuşuyor. Kontürler, bunda yaptığı kontür falan muhteşem oldu. Onları yukarı çekti yani highlighter'la yüzünü. Kaşını da hiç sevmedim. Neden? Çünkü çok koyu bir malzeme kullanıyorsun iki gündür. Dün bir de ekstra kalın yapmıştım. Kötü olmuştu. Bugün bu incelik güzel. Çünkü böyle bir kadına ince kaş yakışır. Ama bunun iki ton açığı olması şart. Şöyle bir kirpikli bir buğu yapsaydın çok daha güzel olurdu. Dudakta da biraz yükseltme mutlaka istiyor. Makyajın lütfen kendinize gelin. Demoralize. Senin saçından dolayı kötü gözüküyor bence şu an. Hayır, şu anda neyse onu anlatıyorum.
Demek ki senin makyajın da o kadar iyi değilmiş. Senin saçından konuşuyorsun dolayı kötü gözüküyor. Ama benim saçından dolayı diyorsun da bak yapılan genel yoruma bak. Genel olarak bakılıyor. O yüzden kötü gözüküyor. Ben olsam ben de beğenmem. Ve benim ne moralle yaptığımı yaşında, biliyor musun? 35 yaşında. Ne moralle yaptığımı biliyor musun? 35 yaşında olmuş bak. Ne moralle? Senin saçından dolayı öyle gözüküyor canım. Benim, ben yazma 35 yaşında olmadım. Genel 35 olarak. Yaşında makyaj öyle yapmış. Öyle güzel bir saç yapsaydın öyle görmezlerdi. Ya bırak bu işleri ya. Hayatım onlar bizden mi eline kalıyor? Ne bileyim bizi taklit ediyorlar herhalde. Muammer Bey'in yorumlarına geçebilir miyiz arkadaşlar? Buyurun efendim, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ay ben bu masaya yorum yapmaktan bıktım artık. Buyurun, hayırlı uğurlu olsun. Onlar benim söyleyeceklerim birbirlerini yiyorlar orada zaten. Çok mersi. Sizi de hemen kaldırdım yerinizden, kusura bakmayın. Bazen çenem uzuyor, haklısınız da buraya konuşmak istemiyorum ben artık. Teşekkür ederiz Muammer Bey. Çok mersi. Ben seni etrafa karşı rencide edip bağırmıyorum. Bak şu anda sana söylüyorum sadece. Milyonlara duyurmuyorum. Tamam da sen bana söylüyorsun ama benim durduk yere günahımı alıyorsun, günahımı. Ay sus, ne günahı. Ne güzel cevaplar veriyorsunuz bazen Muammer Bey. Evet. Ayağına sağlık. Yarın görüşmek Görüşürüz. Üzere. Ve hazırsanız Salı gününün son modeli. Koray ve Sevil'in modeli Berivan Can gelsin. Ayna kapansın, Berivan kendine baksın. Nasıl hissediyorsun kendini? Biraz mutsuz alıyorum enerjini. Fiyongum yok çünkü. Mutsuzum ondan dolayı. Fiyongum daha belirgin olmasını isterdim. Daha böyle tamam aşağıda olmuş, güzel konuştuğumuz gibi olmuş. Toplaması falan, örgüsü hoş olmuş. Ortaklaşa karar aldık çünkü. Ama fiyongum biraz daha belirgin ve daha bu kadar gür olmasını istemezdim. Daha belirgin olabilmesi için. Sevcan'cığım nasıl buldun saçı? Fiyong nerede sence? İyi bir çalışma öncelikle olmuş mu? Öncelikle cesaretli bir çalışma. Çünkü burada rakip arkadaşlarım buna ben de dahilim. Kimse üç boyutlu tam bir fiyong yapmayı cesaretinde bulunmadı. Bu konudan dolayı rakibimi tebrik ediyorum. Fakat bir şey söyleyeceğim Sevil Hanım. Koray dinliyor musun? Üç şimdi boyutlu ilk defa fiyong yapıldı. Tebrik ediyorum diyor. Teşekkür ederim. Cesaretten dolayı sanırım fiyong orada. Ne kadar doğru, ne kadar temiz bu tartışılır. Evet hatalar var ama cesaret çok iyi. Ben onun hakkını yiyemeyeceğim. Dedik ya koalisyon olmayacak, realistik olacağız. Hani burada izleyen herkes gerçekten bunun samimiyetine inansın. Neyse onu konuşmak gerekir. Kimsenin cesaret edemediğini, sen cesaret ettiğin için, o lütufta bulunduğun için tebrik ederim öncelikle. Fakat fiyong ne kadar temiz, ne kadar doğru bu tartışılır. Çünkü çok karışık olmuş, evet. Bayağı bir dağılmış. Çünkü ikna konusuna gelince Koray Bey çok rahat burada modeliyle iletişim kurup onu ikna edebiliyorken siz nasıl bu iletişimi kurup da o enerjiyi sağlayamadınız bilmiyorum. Yok. Çünkü Koray Bey çerez yer gibi modelini ikna ediyor. Yavrum yani o Koray'ın o üstatlık bölümü. Koray sen delisin. Yani ver kadını ikna etsin. Ver kadını işte yemeğe götürsün. Anladın yani Sevil onun Hanım'ın böyle problem yaşaması profesör bölümü yani onun. Beni açıkçası şaşırttı. Bu da yandalı herhalde. Kuaförlük de yandalı. Profesörlük alanınız. Yani hani özele girmeyelim pek de. Hani ben saçla ilgili yine eşimi hadi savunayım yani. Yani ne kadar da olsa hani özelime girilmesin de ben eşime burada. Yerle daha hızlı yerle kızı. Destekleyeceğim. Hani utanmaz. O fiyonk şu anda gerçekten hani buğulu gizemli bir fiyonk olmuş. Şöyle bir aslında derin bir çalışma. Gayet gizemli. Evet.
Hani o içinde not falan. Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Dinle. Hayatım, izah edebilirim yani gerçekten. Ben eşimin saçını çok beğendim. Çok beğendim. Vallahi helal olsun. Bilal sen nasıl buldun? Üç boyuttu ben, tam. Var ya Koray karına kurban ol. Başka da bir şey demiyorum. Olurum. Ol zaten. Ben ona kurban olurum, kurban. He, şovunu da yaptın. Fiyonk'un tellere takılmış kardeşim. Gerçekten ben bir fiyonk göremedim. Yani evet bir yansıtma yapmışsın ama bunun dağılacağını ya da bozulacağını ya da üç boyut yapmaya çalıştın ama saçta zaten farklı renkler var. Sen kendi saçımı eleştirebilir miyim? Kendi saçımı verebilirdin. Sen fiyonk yapamadın. Sonra da baktın fazla saçın kalıyor. Onu da ördün. Ben şimdiye kadar topuz biliyordum. Vallahi topuz biliyordum. Sonra iyice ayrıntısına falan bakıncaya kadar ben fiyonku göremedim. Hiç öyle üç boyut cesaret mesaret falan da yok bu saçta. Yine risk almış yorumlar yapıyorsun. Risk almış tamam. Sana fiyonku göstereceğim. Sadece benim üzüldüğüm tek bir konu var. Tek bir konu var. Lütfen arkanızı döner misiniz? Şunlar ne, ben bunu anlamadım. Bu nasıl oldu? Buna hakikaten düşebilir. Buna sonuçta bu put değil, robot değil. Çünkü tabii ki hareket edecek bak yani. Bak burada ya bence çok güzel bir fiyonk var yani. Şöyle bak. Yani ben görüyorum, net bir fiyonk görüyorum dostum, yani. Evet, içindeki asimetri gibi böyle giriliyor. Asimetriyi biliyor musun Bilal? He? Asimetri çalışmaları biliyor musun? Bak döner misin? Evet, bakınca burada bir fiyonk çalışması var. Evet. Ama senin bu renk yapısından dolayı, renk yansımalarından dolayı, bu örgünden dolayı, şurayı da bükerek yapmandan dolayı o fiyonk kaybolmuş. Onu anlatmaya çalışıyorum. Vallahi kendi saçım için demiyorum ama şu olaya çok üzüldüm. Yani onu biz tellere, görmüyoruz dostum, onu sana söyleyeyim. Tellere çok üzüldüm. Bak, gerçekten. Nasıl oldu bilmiyorum evet, vallahi. Yoktu öyle bir şey çünkü. Fiyonkun tellere takılmış o düşmüş tellere. Düşmüş hayatım. Peki Miray. Düşmüş. Toparlarsan yorumunu. Tamam toparlarsam. Fiyonk var mı yok? Fiyonk var ama kaybolmuş. Peki. Cemal ne diyorsun? Nasıl buldun? Aksesuarla da ilgili, aksesuar kullanımıyla ilgili de hiç fikrinizi verirseniz görüyorum bu arada. Bir de fiyongun galiba ortasını görüyorum ama bir dönebilir misin? Tam diğer tarafına, bu tarafa doğru. Evet. Ortasını görüyorum ama altı ile üstü birleşmiş, yuvarlak olmuş o fiyong. Yani hani iki tane baş yerine altla üst birbirini tamamlamış. Fiyongluktan çıkmış o yüzden o. Ama ortası var. Fiyongun ortası var orada. Onu görüyorum. Gördüğüne sevindim. Simetri arkadaşımızın sonunda bir şey gördüğünü biz yo, de ben görebildiğimi olduk. Görüyorum aslında zaten. Ne biliyor musun? O örgü orada olmayacaktı. O örgü olmasaydı o fiyonk net ortaya çıkardı. Bozan örgü bence aslında. Bence de biraz onu öyle bil olmuş. Valla ben Meltem, makyajı nasıl buldun? Makyajı konsept dışı buldum. Genel olarak güzel. Biraz moralim bozuk. O yüzden genel olarak güzel. Bu kadar şeker yoğun verebilir miyim? Masamda bir şeker var da kim vermişti bunu? Heh, pardon. Mevlüt şekerleri evet. Ben onlara da şeker biraz verdim. Biraz ağzı tatlansın, yüzü gülsün, ha, enerji yok, burada olsun. Burada var, teşekkür ederim. Yok burada var, burada var. Gelmeniz gerek yok. Evet, pardon. Teşekkür ederim, sağ olun. O zaman yemeği ihmal etme hayatım. Biraz enerjin gelsin, yüzün gülsün, tatlı tatlı konuş, tatlı tatlı gül. Peki. Makyaj yorumunu alalım. Ben de konsept dışı buldum ve yine söylüyorum ama ben mi yanlış anladım? Farklı renklerle buğulu göz makyajı. Bu farklı bir renk değil. Orada sessizce makyajınla ilgilendim. Daha güzel bir göz makyajı beklerdim. Ben de sinirlene sinirlene yaptım yani böyle. Artık bilmiyorum, onu bize belli edemedim. Yine ne oldu yenge? Bilmiyorum ne oluyor. Bir şeyler oluyor devamlı da neyse. Melek, makyaj yorumlarını alalım. Şimdi makyajla ilgili şöyle söyleyeceğim. Kesinlikle konsept dışı. Bir. İkincisi, yapılmaya çalışan makyaj da çok doğru yüze göre çalışılmamış. Yalnız bakıyorum yaptığı tekniklere, çok tatlısın. Fakat gerçekten teknikte bence çok zayıfsın. Yani teknik bilgin silinmiş. Ay yok. Sen teknik iki, bir de sen çıktın. Teknik bir orada, iki burada. Burca ama teknik. Burca bir konseptten artık bahsediyoruz. Tamam, konseptten de silinmiş hayatım. Yani gözünü çok ovuşlamış silinmez herhalde. Eyeliner öyle çektiğin yani bilmiyorum ama. Böyle bir teknik, makyajla bir gelen bir bayanın tamam, gözü tamam silinmiş olmaz. Bu zaten. Zaten olmamış evet bir şey var burada yani. Hani i̇şte yaptığın şeyi de güzel yapamamışsın. Olmamış bir şeyi yaratmak yani hayatım.
Öyle mi? Tabii ki de. Sen bayağı uçmuşsun yani. Ben sana söyleyeyim. Ya benim kanatlarım da yok ama yani bilmiyorum. Evet, evet. Kanat verin bana lütfen, kanat tabii verin. Tabii ki de. Uçmak seve seve. Yani. Of. Sen acaba tazelemeyi de unuttun artık. Çekil oradan. Sen acaba başka bir programı mı kutsaydın? Sen de bayağı konsept dışısın çünkü. Yani ne yaptığın yorumlar, ne yaptığın teknikler hiç programla alakası yok. Ay teknik iki çıktı, bir de futbol tekniği midir? Sevcan aşk olsun, ben de Siyan'ı istiyordu. Kanatlarımla seni şey yapacağım artık var ya, çarpacağım. Yani artık bence daha çok yakıştı. Uzaklara uçma kuşum, tutup da gitme yorulursun. Masallara kanma kuşum, seven severse yorulursun. Puanları verin kuşum. Hadi puanları alalım lütfen. Beş vermek çok istiyorum. Şekerler ya. Çok. Beş vermek istiyorum. Çok şekerler. Olmamış makyaj saç. Saçta bizim gibi iki veriyoruz. Neyse tamam, iki verdik. Biraz da rüzgar yapayım da kanatların hareket etsin biraz. Sen beni hareket ettireceksin. Ben zaten yani yukarılardayım vallahi hayatım. Vallahi uçuyorsun aşkım. Vallahi zaten göremiyoruz. Zaten yukarılardayım. Bazen... Mecbur ver. Beşlik. Beşlik değil ama. Saç ya da makyaj değil. Muammer Bey, nasıl buldunuz saçı makyaja tarzı? Nasıl puan vallahi alacaksınız? Efendim şimdi bugün... Fiyonk, konseptin adı Fiyonk olduğu için ben Koray'ın saçında gerçekten aramaya çalışıyorum bir saattir Fiyonk'u. Ben de göremiyorum. Oradan Sevil çok gizemli dedi ya, hani gizemli bir Fiyonk. Hala bu herifi koruyor. Hani gizemliyse yerini göstersin, biz de görelim diyeceğim. Hani böyle tatlı bir çifte böyle şey yapmak istemiyorum. Her şeyleri konsept dışı çünkü. Saçın ellen tutulacak yeri yok. Makyajın şeyden alakası yok. Sen kaç yaşındaydın kızım? 19 yaşındaydım. Ay bayılacağım kız. 45 yaşında görünüyor. Kafaya bak. Ay size Allah ıslah et diye, iyi mi? Ah Koray, ah. Seni ben Sevil'le baş başa bırakıyorum. Hiç uğraşamam ben senden. Yine bunu da Sevil'in güzel yüreği için veriyorum yani. O kafaya. Sıfır bile fazla da. Teşekkür ederim. Evet. Nasıl yorumlayacaksın makyajı Ayşegül? Yani dumanlı makyaj nerede? Veya buğulu dumandan makyaj nerede görüyoruz? Gizem kaybolmuş. Evet. Kaybolmuş. Silinmiş mi? Silinmiş, resmen silinmiş. Gerçekten. Vallahi göremiyorum. Yani modeliniz herhalde. Biraz önce gözünü oynarken gördüm. Tabii şöyle sildi. Vallahi. Varmış neyse. Gibi konuş lütfen. Silinmiş. Şimdi ben kontrol ederken gördüm. Hatta ona ufaktan dedim ki sence bu dumanlı göz makyajı mı dedim. Ama işte hani değil o rengi istediği için özellikle. yani o kapakta şimdi şaka bir yana. Kapakta net bir eyeliner var ya, o zaman o zaten dumanlı makyajdan çıkmış oluyor. Çünkü sen orada dumanlı değil, buğulu değil, yani dağıtılmış değil. Net bir form bize çizmiş oluyorsun. Dolayısıyla konsept dışı buldum. Altına biraz buğu yaptın son anda benim tiyomdan sonra ama yine de kurtarmadı. Ama teşekkür ediyorum şuraya. Yani beni dinledin, şuraya açık renkler sürdün, onları gördüm. Ondan ötürü seni tebrik ediyorum. Ama makyaj çok kötü. Adnan Bey, saçı nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl buldunuz? Fiyonk çalışması. Şimdi Berivan'ın yüzüne tepede bir topuz toplamak çok yakışıyor. Ama Berivan'ın artık şu kahküleri uzatması lazım. Çünkü yüzünü böyle tepeden bastırıyor. Yani şöyle uzun bir yüze sahip olacakken ki kareye doğru gidiyor yüzü. Bir de buradan bastırıyor. Onu mutlaka uzatması lazım. Allah'tan saç rengi açık da çok belli olmuyor. Bastırmayacağı niye bastırıyorsun onları? Uzatmaya çalışıyorum. Ha peki. Uzamıyor öyle. Dolayısıyla bir kere o kahkülleri mutlaka kaldırmak gerekir bu yüzde. Topuzun yeri çok doğru ama... Konseptimiz değil. Güzel de örgüler mörgüler koydun, bir şeyler yaptın. Orada temel fikri fiyonk diyeceğim değil yani. Orada bir topuz var, ortasından bir tane de örgüyü atmışsın bu tarafa doğru. Hiç konsept olmadı. Hocam valla bir şey var sanki ben de anlamadım. Yani ne var? Böyle, yani bir
Müdahale mi oldu? Bir şey hiç mi müdahale acaba falan yok. Bak, hiç müdahale falan yok arkadaşlar. Şunu söylüyorum size. Bakın bu tip saçlarda unutmayın lütfen. Saça böyle bir şekil vereceksiniz ve ayakta durması gerekiyor saç. 3 kilo saç ayakta durur mu? Durmaz. Onunki de durmadı, onunki de durmadı. Benimkisi bakın hala duruyor kıskın saçı. Saç hafif, sprey tutabilsin. Bu kadar ağır saçı sprey nasıl tutsun? Tutmaz. Lütfen spreyi doğru kullanın. Bir de çırçıt ekledi ona biliyorsunuz. Ya işte fanteziye kaçıyorlar yani. Konsept ne? Fiyong, yap fiyongunu, ondan sonra keyfine bak. İşte büyük olsun istedim hocam ya. Ondan dolayı biraz aynen i̇şte, macera aradım sanki. Büyük olunca ağır da oluyor. Olmaması lazım. Hafif olması lazım. Ayakta durması lazım o fiyongun. Topuzun yeri doğru diye. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Son modelimizi de uğurladık. Bakalım konseptimiz fiyonktu. Renkli buğulu göz makyajıydı. En yüksek puanı kim aldı? Günün kaybedeni kim oldu? Biraz bekleyin biz puanları hesaplayalım. Puan tablosu elimde. Salı günü toplamda 22 puan toplayıp birinci olan takım, bakalım dengeler değişti mi? Kuaförüm sensin de salı gününün puan tablosu elimde. Sonuçlara göre salı günü 12 puanla günün en düşük puanını alıp dördüncü olan takım salı günü dördüncü olan takım Cemal Meltem. Şaşırmadım. Teşekkür ederim arkadaşlarıma. Neden gülüyorsun Meltem? Şaşırmadım. Haksız puanlama bence. O puanlama kadar da haksız. Kötü değildi evet. Cemal sen neler diyeceksin? Daha partnerimle anlaşamıyorum. Ne diyebilirim ki? Sıra geldi günün üçüncü olan takımına. Salı günü toplamda 17 puan alıp üçüncü olan takım. Koray Sevil. Bekliyor muydunuz? Yani evet yani bu fiyonk çalışmasında hani çok da salonumda da çok çalıştığım saç olmadığı için çok başarılı olmadığımı düşünüyorum ve şu durumu hak ettiğimizi düşünüyorum. Helal olsun. Aynen. Adını sen neler diyeceksin Sevil? Valla adına konuşsun o yani. O kendi adına konuşsun. Sıra geldi salı gününün birincisine. Salı günü toplamda 22 puan toplayıp birinci olan takım İkinci olan takım 20 puanda, birinci olan takım 22 puanla salının birincisi oldu. İkinci ile arasında sadece 2 puan fark var. İkinci olan takım 20 puanda, birinci olan takım 22 puanla salının birincisi oldu. Sevcan Melek.
Süper. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Çok teşekkür ederim sana. Ben de teşekkür ederim. Güzel çalışmaydı. Çok mutluyuz gerçekten. Çok mutlu olduk. Dünün enerjisini attığımızı gördünüz. Herkes burada gördü. Birinciliği de hak ettik. Adaletli davrandığınız için de teşekkür ederim. Ben de herkesin yorumu ve puanlaması için de teşekkür ederim. Herkes elinden geleni yaptı. Sevtap ve Melek bugün birinci olmayı kesinlikle hak etmediler. Biz içimizden geldiği için ve saç da birazcık da düzgün göründüğü için 5 puan verdik. Verdiğimiz yüksek puanla da bizi geçip 2 puanla birinci oldular. Kızlar bakalım dengeleri değiştirecek mi? Yarın Cemal'le Meltem'in arası nasıl olacak? Koray Sevil Hanım'ın gönlünü alabilecek mi? Jürimiz nasıl bir konsept belirleyecek? Bilal acaba fıkra anlatacak mı? Bu senin saçı bırak renk mi kalacak? Yarın bizi dop dolu bir gün bekliyor. Çarşamba günü Kuaförüm Sensin de aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Sensin. Üç masa birleşin. Elinizden geliyorsa beni gönderin. Böyle bir o kuyruklar biraz kısılıyor galiba. Sanki tahtından alınmış bir kral gibisin şu anda. Koray yenge görmesin Koray. Kibrinle kendini yakarsın. Aa sen kibrin de havalanmışsın hayatım. Ne oluyoruz bu havalar, bu cefalar? Aa anlayamadım. Nereden yani mi geliyor Özgüven? Çok komiksiniz ya hakikaten. Hepiniz çok komiksiniz. Ya, ah yenge ah sen bir saniye dur. Saniye çıktı. Oo hem de neler bir çıkmadı zıpladı böyle. Ben birazcık daha böyle artık var ya. Sana göre hiç makyajı nasıl oluyor? Anlatıyorum anlamıyor musun canım? Dinlemiyor musun beni? Hint saçından başka daha çok kına saçına benzedi. Cadılar bayramına gidiyormuş gibi bir izlenim var karşımda. Yani burada ben gerçek bir Hint kadını gördüm. Aa Bilal Bey avukat tutmuş kendini. Jüri adına konuşup duruyorsun ama istersen oraya sen otur. Bakın bu kelimeler çok ağır. Böyle bir uçarım. Rating rekorları kırarız. Muammer Ketenci uçtu diye.